bizimle bu saatlerde burada olduğunuz için baştan şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyorum. Eğitimin sonu yok arkadaşlar. Ama bu sondaki son yok derken de tabii bu fedakarlığın karşılığını almak zorundayız. Biz bugün sizler için buradayız. TESFER'in zaten İSPO bünyesinde kuruluş amacı da budur. İSPO'nun ve meslektaşın tüm eğitim faaliyetlerini TESFER bünyesinde düzenlemekte ve sizlere üyelerin faydalarına sunmaktayız. Bugünkü konumuz turizm işletmeleri, muhasebe ve vergisel boyutudur. Aramızda kendilerine tekrar özel teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımız, eğitmen arkadaşlarımız, TESFER'in eğitim politikasındaki 2 yıldır, 3 yıldır yeni bir politika geliştiriyor. Meslektaşlarla eğitim. Bu arkadaşlarımız tüm özverilerini 1,5 yıldır cumartesi pazar günlerini, özel hayatlarını hiçe sayarak burada bu eğitimleri aldılar ve şu anda da sizlerin karşısına çıkarak bilgiyi paylaşmak istiyorlar. Bu bilgide eksikler olabilir arkadaşlar. Tartışma konusu olabilir. Bu arkadaşlarımızın hiçbir şekilde biz bir üniversite değiliz. Yani bilginin doğruluğunu teyit etme yerinde değil. Sadece farkındalık yaratma eğitimdir bu eğitimlerimiz. Sonuçta mutlaka bir şeyler paylaşılacaktır. Bu eğitimin sonucunda meslek adına, sizler adına faydalı şeyler olacağını umuyorum. Ben bugün ilk önce kürsüde oturumu yönetmek üzere TESFER Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Hüseyin Yerli'yi aramıza davet etmek istiyorum. Turizm İşletmeleri Eğitim Grubu'nun başı ve bugünkü organizasyonda bize sunumu yapacak olan Mert Evin arkadaşımız aramızda. Buyurun Mert Bey. Yine eğitmen arkadaşımız Sayın Figenizli arkadaşımız aramızda. Ve Hülya İkinci arkadaşımız aramızda. Hoş geldiniz diyorum. Şimdiden sunumlar için şahsım, TESFER ve sizler adına teşekkürlerimi sunuyorum. İyi eğitimler arkadaşlar. Buyurun. Evet, saygıdeğer meslektaşlarım. Ben de şahsım ve TESFER Yönetim Kurulu adına sizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın TESFER Sayın Salih Gülsoy'a teşekkür ediyoruz konuşmasından dolayı. Turizm muhasebesi ve vergi uygulamaları ile ilgili bugün eğitimimizin konusu. Üstadlar bu konuda aynı zamanda uygulamacılar. Bilfil bu işle uğraşmaktalar kendileri. Turizm, ben gelmeden önce bir ufak bir araştırma yaptım. Turizm sektörü 54 sektörle birlikte hareket ediyor. Yaklaşık cirosu 26 milyar dolarlık bir ciro. Büyük bir rakam. SSK çalışan açısından da ortalama %6-%7'yi buluyor. Yani iyi bir rakam. Önemsenmeyecek yani. Sağlam bir sektör ekonomi anlamında. Ben sözü fazla uzatmadan hocalarıma vermek istiyorum. İlk sunumu galiba hocam, Mert hocam yapacak. Söz sizde hocam. Görüşürüz. Burası konum itibariyle biraz uyku getirici bir salondur ama inşallah biz unutmayız sizi. Çok arkaya gitmek çok faydalı değildir gençlerin arkadaşlar. Eğer öne gelirseniz önlerde boş yerler. Daha rahat ederiz. Hem biz çok şey yapmayız, bağırmak zorunda kalmayız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Herkes bu cumartesi günü bir şekilde buraya en azından yarım gününü harcayarak buraya geldi. Bu da herkesin bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Öncelikle şu bizim için tek arkadaşlar gelmesin önce. Yol üstad mı? Evet. Alışverişten mi? Biraz. Peki. Şimdi öncelikle şu bizim için önemli. Buradaki herkes... kaç kişi bağımlı, kaç kişi bağımsız, onları bir görürsek, bağımlıları bir görsek, herkes bağımlı. Peki bu bağımlıların ne kadar turizm işletmesinde çalışıyor?
Peki geri kalın niye geldi? Öğrenmek için. Bilgi almak için. Peki. Şimdi turizm bir noktada uzmanlık gerektiren bir iş. Turizm muhasebesi bugün internette bir turizm muhasebesi bilen eleman diye ararsanız, bir ilan verirseniz 50 kişi başvurur. Bunun hakikaten 10'u veya 15'i gerçekten turizm muhasebesini bilir. Aslında bu da biraz ummandır. Yani turizm muhasebesi bir kısmı bilet muhasebesini bilir, bir kısmı otel muhasebesini bilir, bir kısmı outgoing bilir, bir kısmı cruise bilir ve hepsi tamamen kendi içinde ayrı bölümlerdir. Temelde bu turizm muhasebesini bilmek hepsi gibi, mesela bunu tabii inşaat muhasebesinden veya herhangi bir teknik muhasebeden ayrı tutmuyorum. Bunu bilmek herkes için bir altın bileziktir. Ama bugün biz size çok açık söyleyeceğim. Eğer buraya muhasebe kaydı nasıl yapılacak öğrenmek için geldiyseniz Şükrü Tahir olabilir. Onu anlatmayacağız. Çünkü muhasebe kaydı böyle bir devirde her şekilde internetten, başka kaynaklardan öğretilebilir, öğrenilebilir. Bizim buradaki temel amacımız bu işin doğası, teşvikler, yasal uygulamalar ve özellikli konular. Tabii ki en sonunda bir soru cevap bölümü yapacağız. Sizden ricam bölmemeniz ilk etapta. Eğer konularla alakalı sorular varsa not alın lütfen. Ondan sonra en sonunda hepimiz cevaplamaya hazırız. 40'ar dakikalık yaklaşık düşündük. Yani ikide bir ara vereceğiz. Saat başlarında birer ara vereceğiz. Öbür türlü burada evet basık olduğu için birazcık herkesin uykusu gelebilir. Öncelikle turizmin temelinden, yani tanımından başlayalım. Turizm ne demek? Turist sözcüğünden doğuyor. Batı dillerinde Latince'den tornus kelimesinden gelen, doğan bir kelime. Bir yerin tarihi ve doğal güzelliklerini görmek, tanımak, eğlenmek için yapılan gezilerin bütününe turizm deniliyor. Günümüzde her şeyin online olduğu, her şeyin cep telefonumuzdan yapılabildiği bir dönemde turizmi yaşamak çok daha kolay bir hale geldi. Kişilerin nasıl yaşadığı yerden başka bir yere çalışmak veya sürekli yerleşmek dışında çok farklı amaçlarla yapılan seyahatler bütünü diye de anlatılabilir turizm diyor. Yani sonuç olarak burada bundan kaçımız İstanbul içinde bir turistik seyahat yapıyoruz? Nereye? İstanbul'a mı geliyorsunuz? Bulgaristan'a. Ha Bulgaristan. Hayır ben şunu demek istedim. Yani İstanbul'da yaşayıp... Şimdi yok soru farklıydı. Soru şuydu. İstanbul içinde yaşayıp da İstanbul'da turistik gezi herhangi bir yere yapıyor musunuz İstanbul'un içinde? Ama turistik gezi sayılır mı? Sultanahmet. Peki. Yani şöyle, konaklama için içinde yoktur. Belki günübirlik yakın yerlere yapılabilir ama temelde turizmin temel amacı bizi kendi günlük yaşantımızdan birazcık kafa olarak uzaklaştırmak ve günlük kaygılardan ayrılmak. Biraz önce amaçlarıyla da zaten bunu göreceğiz. Turizm kitlesel bir hareket. Düşündüğünüz zaman tamam bunu bireysel yapıyorsunuz ama ne diyeyim bir tur. Satın aldığınız zaman bu turda tek başınıza değilsiniz. Hiç bilmediğiniz insanlarla bazen kabin gibi bir otobüste veya uçakta saatlerce yolculuk yapmak durumunda kalıyorsunuz. Bu ne? Turizmi sonuçta itibariyle ekonomik, sosyo-kültürel, çevresel getirileri olabiliyor. Fakat iyi yönetilmezse bazı maliyetleri de içinde barındırıyor. Ne olabilir sizce turizmin iyi yönetilememesi? Başka? Tamam. Bölgesel yani ulaşımı
turizm hareketinin değil. Yani şöyle düşünün, Karadeniz'deki yaylalar hiçbir şekilde turizm açılmamış, son derece doğal. Sonra veya Kaz Dağları en basit örnek. Turizm açıldıktan sonra belki de betonlaşıyor. Yani bence burada kastedilmek istenen çevresel daha çok. Yani çevresel çok büyük külfetler olabiliyor demek istiyorum. Bunun yanında turizmin insana özgü ve sosyal bir olay olma özelliği de bu olabilir. Tabii ki yani sonuçta sosyal bir hareket. En ufak bir turizm hareketinde bile ister istemez sosyalleşiyorsunuz, yeni insanlarla tanışıyorsunuz ve kültürler arası bir ilişki sağlıyor. Yani siz belki bir Karadeniz yaylasına gittiğiniz zaman ömrünüzde hiçbir şekilde, hiçbir yerde karşılaşamayacağınız insanlarla aynı ortama giriyorsunuz, beraber yemek yiyorsunuz. Bu sonuçta bir kültürlerin de birbirini tanıması adına faydalı bir hareket. Peki seyahat? Seyahat Latince travel kelimesinden geliyor ve sıkıntıları aşmak, zorlukların üstünden gelmek manasında. Aslında birazcık ironik yani. Düşündüğünüz zaman bizim de temelde çok sıkıldığımız zaman aman tatilin geldi demez miyiz yani? Düşünürseniz zorlukları aşmakla bir şekilde ilişkilendirebilir. İngilizce'de zaten travel oradan geliyor. Seyahat kavramı yerleşmek için bir bölgeye yapılan ve devamlı yaşanan bölge dışında gerçekleşen faaliyetler. Ama bazen ne oluyor? Gidip turizm vasıtasıyla gittiğimiz bir yeri çok beğenip oraya yerleşebiliyoruz. Günün sonunda burada mali müşavir olup da kaç tanemiz hadi emekli olunca güneye yerleşeceğim, Burla'ya yerleşeceğim demiyor, bilmiyorum. Pek çoğumuz diyordur burada. Peki. İnsanların turistik faaliyetlerdeki amaçları yeni yerler görmek, tanımak ve yeni deneyimler kazanmak. Biraz önce bahsettim. Diğer insanların yaşadıkları çevreyi, hayat şartları ve davranış biçimlerini, kültürel farklarını tespit etmek. Aslında şu son cümleye pek katılmıyorum. Kültürel farklarını tespit etmek amacıyla hangimiz gidiyoruz ki? Yani sonuçta gideyim birazcık deniz kıyısında yatayım, güneşleneyim mantığıyla gidiyoruz. Ama tabii ki yurt dışı seyahatlerine kültür turları mesela, kültür turları diye bir terim var. Nedir? Kültür turlarının içine giriyor. İşte GAP turu mesela. Mark dediğim gibi. Başka akla gelen kültür turları. Karadeniz turları. Buna genelde kültür turları deniyor. Peki, merak ve macera, zevk ve güdüleri tatmin etmek, dinsel gereksinimleri veya sağlık ihtiyaçlarını gidermek olarak sıralanabilir. Tabii onu hiç konuşmadık. Olayın bir de dinsel boyutu var. Yani şu anda evet, katılan Haziran'da herhangi bir Hac Umre Turizmi firmasında çalışan var mı? Yok herhalde. Bu son yıllarda çok büyük bir trend, çok fazla gidiliyor. Tabii bu da bir turizm. Tabii biz sadece kendi işimizi düşünüyoruz ama dinsel amaçlarla İstanbul'a veya Türkiye'ye gelen yabancılar da çok. Peki devam edelim. Turizm olayı, konaklama, yeme içme, seyahat işletmeleri ve benzeri turizm kuruluşları açısından ele alındığında işletmecilik bilimiyle ortak bir çalışma alanı doğurmaktadır. İşletmecilik bilimi. Ne dersiniz buna? İşletmecilik bilimi nedir? Peki. İşletilmesi gerekiyor. Peki sadece kar amacıyla mı acaba? Başka fikri olan? Beyefendi vermiyorsunuz, burası bir şey diyemiyorum. Ben şu anda başladım. Hayır, biz zaten program verdik. Bakın bizim müfredatımız bu. Yani bunlar devam edeceğiz. Ne? Hayır, yani sonuçta. Beyefendi, bakın anlatmak benim müfredatım. Lütfen burada yönetici bu. Benim. Sorumluluk bana ait. Lütfen derdinizi bana anlatın. Kimin derdini arkadaşımda değil. Beyefendi, bakın eğitimin programlanmasını yönetim olarak biz üstleniyoruz. Siz dinleyicisiniz. Burada karar verici mekanizma bizim. Onun için eğitimimizi dinlemek istemiyorsan
istersen buyurun. Zorunla davet etmiyoruz. Kusura bakmayın. Müsaade girer. Şimdi sohbet edelim. Lütfen hocam. Peki, turizm ağında yatırım kararları ve projelerin değerlendirmesine başlayarak turizm işletmelerinin kurulmasına, yönetilmesine, örgütlenmesine, finansman ve pazarlama gibi soruların çözülmesine kadar değişen konular turizm işletmesinin konularını oluşturur. Sonuç olarak bir oteli düşünürseniz veya turizm işletmesini düşünürseniz bu sadece bir konaklama sağlanması ile değil, oradaki insanların istihdamı veya oradaki çevresel etkenler, bunların hepsini bir araya getirerek bir işletme modelini oluşturmasını gerektirir. Yani bir tatil köyünü düşünün güneydeki. Siz başlı başına güneyde normal bir köy nüfusunda kadar insan orada istihdam edip besliyorsunuz. Sonuç olarak buradaki iyi işletme temel olarak turizm işletmesinin başarısıyla ilişkilendirilebilir. Günümüzde otel, lokanta, seyahat acentesi ve benzeri turizm işletmelerinin etkin bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri ve beklenen yararın sağlanabilmesi açısından işletme dilimi içinde geliştirilen pek çok yöntem var. Bugün otelcilik meslek yüksekokulları var biliyorsunuz. Bunlardan yetişen insanlar en baştan, bilmiyorum burada hiç mezun var mı, burada yetişen insanlar bu işe garsonluktan başlayıp, yazları stajyer olarak garsonluktan başlayıp, otel müdürlüklerine kadar yükselebiliyorlar bildiğiniz üzere. Bunun da tabii ki ülkenin ekonomisine çok büyük bir katkısı var bu sorunda. Peki ekonomi açısından önemlerine bakarsak, ülkeye döviz getirisi sağlıyor. İşte bahsediyoruz, bir dış ticaret dengesi denilen bir şey var. Buradaki girdinin en büyük kalemi turizm girdileri. Çünkü bir döviz girişi oluyor. Turizme yapılan yatırımlar ülke ekonomisini canlandırıyor. Biraz sonra arkadaşlarım bahsedecekler. Teşvikli bölgeler var bunlarla alakalı ve oraya yapılan yatırımlarda çok büyük işte SGK teşvikleri, kurumlar vergisi teşvikleri gibi teşvikler var. Ne oluyor? Elinde kapitali olan yatırımcılar gidip diyor ki ben bu kapitali bir şekilde değerlendireyim ve bununla belli bölgelere yatırım yapayım. Tabii ki diğer sektörlerle karşılaştırdığımız vakit turizm sektörüne yapılan yatırımın geri dönüşü o kadar çabuk değil. Yani piyasada ortalama en son yapılan araştırmalarda 10 ila 15 sene arası bir geri dönüşü var. Fakat buradaki avantaj ne? Nakit paranın girişinin sağlanması, ortaya bir sıcak para giriyor ve bu sıcak parayla tabii ki sahipleri de işletmenin bir şekilde başka yatırımlara girmek istiyor. Benim tanıdığım pek çok otel sahibinin asıl para kazandığı ikinci otelden sonra, ikinci yatırımdan sonra bu teşvikleri de kullanarak ciddi anlamda bir katkı sağlıyor. Ülkede işsizliğin azalmasına neden oluyor. İşte diyorum ya, turizm liselerine veya turizm bölümlerine giren kişiler bir noktada biliyorlar ki okullarını bitirince bir meslek okulu olduğu için bir noktada bir otelden veya turizm işletmesinden bu işe başlayacaklar. Tabii bu konuda hala eksiklikler var. Benim gördüğüm, benim kendi şirketimde çalışan turizm muhasebesini biliyorum diye gelen arkadaşlara, bazıları turizm otelcilik mezunu piyasadan öğrenmiş. Diyorlar ki bize sadece olayın turizm tarafı gösteriliyor. Ama biraz önceki slide'da gördük, yani olayın işletmecilik tarafı da çok önemli. Yani bana göre turizm otelcilik okulunda belki az bile olsa birazcık işin muhasebe tarafı, teknik tarafı, işletmecilik tarafı da verilmeli. Ülke vatandaşının gelir seviyesinin artmasına neden oluyor. Tabii ki yani ülkede döviz girişi sağlandığı noktada ülke vatandaşları günün sonunda çok büyük bir noktada gelirlerini artırıyorlar. Bu zaten işte son 10-15 senede Türkiye'nin popüler olmasıyla beraber Türkiye açık söyleyeyim turizm açısından çok büyük bir çekim merkezi oldu. Yani bugün İstanbul dediğiniz zaman insanlar aman işte gelmek isteriz, görmek isteriz gibi pek çok şey rahatlarda bulunuyorlar. Turizm ekonomisi dışında farklı yerlerde yaşayan insanlar arasında yakınlaşma olmasına sebep oldu. Kültürler arası iletişimi artırıyor, biraz önce bahsettiğim gibi. Ve ülkeler arası barışa katkı sağlıyor. Yani bugün çok basit, birbiriyle kanlı bıçaklı olan iki ülkenin insanları
birbirine, işte bizde Kıbrıs hariç diyeyim, Güney Kıbrıs hariç diyeyim, birbirlerine direkt uçuyorlar ve gidip ülkeleri ziyaret etmelerinde hiçbir engel yok ve belki de pek çok ön yargıyı insanlar turistik faaliyetlerle aşıyorlar. Peki, turizm çeşitleri, turizm pek çok çeşitlendirmesi var ama en basit anlamda, en genel anlamıyla iç turizm ve dış turizm olarak açıklanıyor. İç turizm, bildiğiniz gibi yurt içinde yapılan turizm faaliyetleri, dış turizmde uluslararası yapılan turizm faaliyetleri. Dış turizmde aktif dış turizm ve pasif dış turizm olarak ikiye ayrılıyor. Aktif dış turizm gelir yaratan dış turizm. Pasif dış turizm ise gider turizm olarak iki sınıfta belirleniyor. Peki ne tarz turizm işletmeleri var? Böyle uzun uzadıya bir liste var. Tek tek okuyalım. Yeme içme tesisleri, spor, eğlence ve dinlenme tesisleri, toplantı, seminer ve kongre merkezleri. Bakın bu da son yıllarda çok büyük ve çok aktif bir pazar oldu kongre turizmi. Çünkü şirketler kurumsallaştıkça toplantılarını, insanları biraz önce en başta bahsettiğim sebeplerden dolayı insanları çalışma ortamlarından uzaklaştırmak adına farklı yerlere götürmek istiyorlar ve bununla alakalı pek çok şirket var. Ulaştırma işletmeleri, yat limanları, yat işletmeciliği, spor ve avcılık tesisleri, sağlık tesisleri, bakın sağlık turizmi de çok büyük bir kalem oldu son senelerde. İnsanlar bırakın yurt içinde sağlık turizmi yapmayı, yurt dışından bizim ülkemize artık son senelerde hastanelerin de çok gelişmesiyle kendi ülkelerinde yapamadıkları ameliyatları veya operasyonları burada yapmak üzere geliyorlar. Bu da sonuçta gelir yaratıcı bir kalem görüyor sonunda. Sadece belki de gezmiyor ama geldiği zaman ister istemez burada bir para harcıyor. Yiyecek ve içecek perakende satış mağazaları, barlar, tarhanalar ve seyahat acenteleri. Şimdi burada Yaz Yılma en yakın anladığım kadarıyla pek çoğumuzun müşterisi belki var, belki orada çalışıyor, seyahat acenteleri. Şimdi onlarla alakalı birazcık detaya gireceğiz. Seyahat acenteleri 1618 sayılı kanuna göre kar amacıyla turistlere ulaştırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanı sağlayan, onlara ilgili bilgiler veren ve buna ilişkin tüm hizmetleri veren ticari kuruluşlar. Seyahat acenteleri Turizm Bakanlığı'nın vereceği işletme bilgisi, işletme belgesi oluyor. Oluşturduğu ürünleri, oluşturduğu üründen kastı ne olabilir? Paket turlar olabilir veya bir bilet bile sonuç olarak seyahat acentesinin oluşturduğu bir ürün. Oluşturduğu ürünleri kendi veya diğer acenteler vasıtasıyla pazarlayabilen kuruluşlardır. Faaliyette bulunabilmek için Türkiye Seyahat Acenteleri yani TÜRSAB'a üye olmak zorundadırlar. Yapacakları hizmetler 2020 tarihinde sayılı resmi gazetede yayınlanan seyahat acenteleri yönetmeliğine de belirtilmiştir. Sonuç olarak seyahat acentelerinin temel amacı turizmle alakalı hizmetlerin tümünü vermek ve oluşturduğu paketleri müşterilere satmak. Tabii turizm piyasasında az çok çoğunuz bilir. Her bir acente başka bir acentesinin ürünü komisyon aracılığıyla satabiliyor. Yani ben gidip Türk Hava Yolları'nın biletini illa Türk Hava Yolları'na almak durumunda değilim. XYZ acentesinden bunu alabiliyorum. Bu Türk Hava Yolları'ndan bir komisyon alıyor. Zaten ilerleyen noktalarda işte bu komisyonlar nasıl olacak, nasıl vergileniyor bunların da detayına gireceğiz. Peki faaliyet konuları nedir? Daha detaya girersek. Müşterilerin adına her türlü rezervasyon yapıyor. Tabii mesela şimdi bu rezervasyon konusu günümüzde seyahat acenteleri için büyük bir kalem olmaktan çıkıyor. Yani internet çıktığından beri şu anda bana göre de Türk insanı biraz daha cesaretlendi. Yani bugün bundan 20 sene önce atıyorum Kuala Lumpur'a bir bilet alıp oradan başka bir tarafa geçmeyi düşünemezsiniz bile, nereden alacağım, nasıl yapacağım derdiniz. Şu anda internete giriyorsunuz, o koca bir rutu istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Belirli sürelerde tur düzenleyerek satmak. Ne yapıyor? Elinde 3 tane ürün var. Nedir? Uçak bileti, transfer ve konaklama. Bu üçünü birleştirdiğimiz zaman biz buna bir paket diyoruz. Yani turizm terminolojisinde buna paket deniliyor. Bu paketi
son kullanıcıya, illa son kullanıcı olması da gerekmiyor, başka acentelere belli bir kar marjıyla satmaya başlıyor. Döviz seyahat çeki bozmak, seyahat çeki pek kalmadı artık. Yani bu Kerem daha iyi anlatabilir. Daha eskiden seyahat çeki otellerde konaklamak için veya uçak bileti alınmak için kullanılan çeklerdi, para yerine geçerdi ama günümüzde artık kredi kartları çıktıktan sonra bu pek kalmadı. Turistlere gittikleri bölge hakkında bilgi vermek, araç kiralama rentekar faaliyetlerine bulunmak, müşterilerle ilgili sigorta işlemlerini yapmak. Bu sigorta artık bir zorunluluk biliyorsunuz. Bunu yaptırmak durumunda. Bu sistem satışını yapamaz. Peki, seyahat acentesinde bulunması gereken nitelikler var. Yani herkes, benim şurada bir dükkanım var, ben gideyim bu seyahat acentesi yapayım, diyemiyor maalesef. Birincisi, TÜRSAF'ın çok katı kuralları var. İkincisi, gene TÜRSAF'tan seyahat acentesi belgesi almanın maliyeti bayağı yüksek. En son bildiğim kadarıyla yanlışsam düzeltin lütfen. 30 bin liralar civarındaydı. Şu anda hala öğrendi bilmiyorum. Ve TÜRSAF bunu ciddi anlamda denetliyor. Yani TÜRSAF'ın iyi bir denetleme mekanizması var. Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir mahalde olması. Buradan kasıt da merkezi bir yerde olması ama pratikte bu çok uygulanıyor mu? Zannetmiyorum. Yani mesela bizim burada işte Harbiye tarafında niye turizm acenteleri veya taksinde çok kolay ulaşabilir olmasına dolayı. Seyahat acentesi olduğunu belirleyen ve acente ünvanını taşıyan yazı ya da tabelanın seyahat acentesi iş yeri dışından görülebilir yerde olması. Yani eğer görülebilir bir yere koymuyorsak, onun seyahat acentesi olduğunu anlayamıyorsak burada bir sıkıntı var. Yani. Şimdi şöyle de bir durum var, bu birazcık hani konuyla alakası değil ki ama TÜRSAF acente belgesini şirkete vermiyor. Yani bundan kastım şu, benim bir acentem var, acentemin tabela ismi ICZ acentesi. Ama benim şirketimiz de Merck Limited. TÜRSAF bu acente belgesini ICZ'ye veriyor. Yani TÜRSAF tabela şirketi, tabela ismine belgeyi veriyor. Bu yüzden ne oluyor? Bu tabela belgelerinin satışı, ikinci el satışı maalesef piyasada bayağı fazla bulunuyor. Bulunduğu yer ve konum itibariyle grubun gerektirdiği seyahat acenteliği faaliyetine uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması. Bu da yani gidip sonuç olarak şuna bakmıyor, işte senin kaç sandalyen var, kaç masan var gibi bir duruma bakmıyor ama gidip de bir fabrikanın içinde de ben acenteyim diye başvurabiliyorsunuz maalesef. Telefon, fax, seyahat acentesi işlemi internetten yapabilen elektronik cihazların olması. Günümüzde artık biliyorsunuz her şey. Eskiden bir şey Telex vardı mesela. Şimdi Telex diye bir şey kalmadı bilmiyorum. Telex zamanında çalışmış olan var mı? Şu anda öyle bir şey kalmadı.
mevzuatta belirtilerse eğer hizmetlerin dışında başka faaliyet yapılmıyor olması. Bakın bu da çok önemli. Birazdan göreceğiz. A, B, C türü 3 tane seyahat acentesi var. Ve her biri birbirinin faaliyet alanları dışında faaliyetler görüyor. Yani siz diyorsunuz ki hani böyle tabelalar veya belge yapmaları görürsünüz. İşte X, Y, Z, turizm, seyahat, gıda, inşaat, odur budur. Sonuna kadar yazarlar adam bu turizm yerine gıda da yapar, inşaat da yapmak ister ama TÜRSAP sonuç olarak da turizm bakanlığı buna müsaade etmiyor. Peki. Beyefendinin istediği şeye geldik. Vergi uygulamaları. Şimdi yurt seyahat acentelerinde KDV nasıl oluyor? Onu görelim. Öncelikle. Şimdi yurt dışına düzenlenen turlarda KDV matrağını nasıl belirliyoruz? Tura katılanlardan alınan toplam bedelden yurt dışına verilen yeme, içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik, gezi, sağlık ve benzeri hizmetler için yapılan harcamalar düşündükten sonra kalan bedeldir diyor. Yani bu ne demek? Siz atıyorum Mısır'a bir tur düzenlediniz ve tura giden insanlardan bir para topladınız. Bundan yurt dışında yaptığınız harcamaları çıkardınız. Aslında maliyenin buradaki görüşü şudur. Bizim geçirdiğimiz incelemelerden. Maliye der ki sen oradaki karını bu olma geliyor aslında. O turdan, o paketten elde ettiğin kar senin KDV matrağındır. Bunu daha kısa anlatım bu. Ha, uygulamada nasıl? Uygulamada bizim de karşımıza çıkıyor. Adam yurt dışı paket bedeli yapmış. Tamamen KDV'den muaf. Bekliyoruz bundan hiçbir kere elde etmedim. Evet elde ettim. Peki niye yazmadın? İşte benim karım her turda değişiyor. %2 olabiliyor, %5 olabiliyor ama yazmak zorundasın diyoruz ve herhangi bir denetim konusunda mutlaka ve mutlaka denetim elemanları bunu eleştiri konusu yapıyorlar ve resen tarihada gelebiliyorlar. Bilhassa belli vergi daireleri bu konuda çok uzmanlaşmış durumda. Mesela ulaştırma. Ulaştırma vergilerisindeki herhangi bir denetim elemanı önüne götürdüğünüz zaman böyle bir faturayı ulaştırma vergilerisindeki elemanı direkt sen buradan hiç imkan etmiyorsun deyip tüm emsalleriyle karşılaştırıp sizin elde etmenizi beklediği kar oranı ne biliyor, öyle söyleyeyim. Yurt dışı turları da böyle. Peki yurt dışından yurt dışına düzenlenen turlarda KDV matrağı yurt dışındaki seyahat acentesinden alınan tur bedelinin yurt dışında verilen yeme, içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik ve benzeri hizmetler için yapılan harcamalara tekabül eden kısmıdır. Biraz karışık bir cümle. Bir daha okuyayım mı? Peki. Yurt içi, yurt dışından yurt içine düzenlenen turlarda ise KDV matrağı yurt dışındaki seyahat acentesinden belki burada bir alınan olmamış galiba değil mi? Orada bir cümle kelimesi. Tur bedelinin yurt içinde verilen yeme, içme, konaklama, ulaştırma, rehberlik ve benzeri hizmetler için yapılan harcamalara tekabül eden kısmıdır. Diğer bir ifadeyle sadece yurt dışındaki seyahat acentesinden alınan komisyon bedeli KDV'den istisnadır. Ne anladık burada? Hiç bunu yapan var mı? Buyurun. Nasıl yapıyorsun? Ya, uygulamayı da diyelim. Kar komisyonu. Evet. Yani sonuç olarak yani sizin yine yurt dışına sattığınız tur bedelinden elinizdeki kalan kar burada matrak, asla matrak değil KDV'den istisna. Ve burada şöyle sorular geliyor. Mutlaka size başında geliyor. Öyle turlar var ki mesela yurt dışından çıkıp yurt dışında bitiyor. Bir gemi turu düşünün. Gemi turu İstanbul'dan başlıyor. Yunan adaları geziyor İstanbul'da geri dönüyor. O zaman ne yapacağız? Hiç tecrübesi olan, fikri olan.
bir şey yapmayacağız. Yani mantık gene aynı. Siz ne yapıyorsunuz? Yurt dışındaki harcamaları bir şekilde yurt dışından aldığınız parayla karşılaştırıyorsunuz. Sizin yurt dışı rotanızdaki geliriniz, yani komisyonunuz her zaman için KDV'den istisna. Temel olarak paketlerdeki, yurt dışı paketlerindeki mantık bu. Aynen. Peki uçak biletlerinde nasıl? Uçak bileti. Evet. Yani yurt dışında taşımacılık istisnası var. Galiba öyle bir soru gelmiş önceden. Onu da tekrar en sonunda isterseniz sorular olarak devam edebiliriz. Peki tur operatörleri biraz önce bahsettiğim gibi kaça ayrılıyor? Ona bir bakalım. Seyahat acenteleri için kullanılan bir kavram. Yani şu tur operatörü ile seyahat acentesi kavramı aslında iki ayrı kavram fakat birbiriyle çok karıştırılabilen bir kavram. Şimdi her bir tur operatörü seyahat acentesi olmak zorunda. Ama her bir seyahat acentesi tur operatörü olmak zorunda değil. Yani ben seyahat acentesiyimdir. Hiçbir tur yapmıyorumdur. Sadece bilet satıyorumdur. Mümkün. Ben seyahat acentesiyim. Sadece rentekar yapıyorum. Bu da mümkün. Ama tur operatörünün seyahat acentesi olmama gibi bir lüksü yok. Ha, vardır ama belki de kaçak çalışıyordur. Ama normalde pratikte olmak durumunda. Peki üç çeşit vergi teşvik bakımından seyahat acenteleri üç çeşit ayrılıyor. Belki duymuşsunuzdur. İşte benim A grubu belgem var, benim B grubu belgem var, C grubu belgem var. Sonuçta alınması en zor belge A grubudur. Belli kriterleri doldurmanız gerekir ve fiyat olarak da belge fiyatı olarak da farklılık gösterir. Tarihte geçen tüm seyahat acenteli hizmetlerini yapabilen seyahat acenteli. Biraz önce bir tarih var, dönmek isterseniz söyleyebilirim. Tüm seyahat acenteli rentekarda yapar. Turda düzenler, bunların hepsini yapabilir. B grubu uluslararası karadeniz ve hava ulaştırma araçları ile A grubu acentelerin düzenleyecekleri turların biletleri satarlar. Ve A grubu acentelerin verecekleri diğer hizmetleri görürler. Benim B grubu bir acentem var. Diyorum ki ulaştırma araçları için otobüs bileti satabiliyorum, uçak bileti satabiliyorum ama rentekar yapamıyorum. Ama bir A grubu acente var diyor ki benim rentekar işlerimi B grubu X acentesi yapıyor. Bunu yapabilirim. Ama benim bir şekilde bu böyle bir anlaşma olduğunu ispat etmem lazım. Bunun tespiti halinde yani bu saptan çok ciddi disiplin cezaları alınabilir. C grubu Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenleyen ve A grubu acentelerin verecekleri diğer hizmetleri gören acenteler. Dikkat ediyorsanız olayın merkezinde A grubu acente. Yani A grubu acente herhangi bir B veya C grubu acenteyi herhangi bir iş için atayabilir. İş herhangi, burada hiçbir sıkıntı yok. Ama C grubu da mesela biraz önce bahsetmiş kültür turlarını yapabilir. Ama bilet satamıyor. Gibi. Peki konaklama işletmeleri iş, gezi, eğlenme, sağlık gibi amaçlarla seyahat eden turistlerin konaklama, yeme içme, eğlenme, dinlenme ve benzeri ihtiyaçların karşılığını işletmeler. Ya burada zaten ekstra bir açıklamaya gerek var mı bilmiyorum. Konaklama işletmeleri hepimizin bildiği üzere. Ama tabii şöyle durumlar yok mu? Konaklama işletmelerinin anlaşmalı olduğu tur operatörleri var. Hatta tur operatörlerinin sahip olduğu konaklama işletmeleri var. Yani siz tur operatörlerinden bir paket aldığınız zaman aynı şirketi uçağıyla uçuyorsunuz. Aynı şirketi otobüsleriyle transfer oluyorsunuz. Ve aynı şirketin tesisinde konaklıyorsunuz. Örnek beğenelim. Biraz sonra anlatacağım. Yani. Peki. Şimdi bununla alakalı turizmle alakalı turizmi ilgilendiren mevzuatın tam bir listesi var. Bunları tek tek okumayacağım. Yaklaşık 3 sayfa. Biz bunu sadece şöyle bir göz atsın diye slide'e koyduk. İşte polis vazife ve selahiyet kanunundan jandarma kanununa kadar pek çok hiçbir şekilde bizim aklımıza gelmeyecek işte istintolu kişiler insanları kanunu 42 sayılı 42 tarihli gibi pek çok kanun turizm işletmeleriyle ilişkisi var. Ve
soracaklarım buraya kadar. Buraya kadar olanlarla alakalı herhangi bir sorusu olan arkadaşım varsa dinlemek isterim. Yok. Herkesin turizm acentesinde mutlu. Faturaları doğru kesiyor. Özel matrağa tabi diye bir şey var, satır var. Benim uygulamada gördüğüm hep oraya kaydediliyor. Bilmiyorum arkadaşlar bir şey yapar mı? Özel matrağa tabi tam kelime aklıma gelmiyor. Kaçıncı satır olduğunu da açıkçası bilmiyorum. Ama benim uygulamada gördüğüm ve uyguladığımız bu tarz KDV'ler muaf. Fakat direkt olarak turizm faaliyetinden doğmamış. Yani aslında o incoming faaliyetinden olmayan, yani nasıl bir şey, sonuçta sigorta tali bir iş. Yani o direkt oradan doğan bir şey değil. Özel matrağa dahil hizmetler ya da gelirler gibi bir satır var. Tam ismi aklıma gelmiyor. Oraya biz kaydediyoruz. Uygulamada böyle. Rica ederim. Peki o zaman dilerseniz bir ara verelim. Aradan sonra arkadaşlarım artık teşviğe gidecekler. Teşvik biraz daha faydalı olacak. Belki pek faydalı olmadıysa olmuşsa bilmiyoruz. Onun üstüne tekrar konuşalım.
Hazırsanız başlayalım. Arada bir soru geldi. Bu slaytların oluşturulması nasıl gerçekleşti diye. Şimdi çok kısaca şöyle söyleyeyim. Biz mümkün olduğunca mevzuatı taradık. Gördüğünüz gibi Mert'in en son bahsettiği üzere turizm konusu inanılmaz farklı alanlarda faaliyetleri içerdiği gibi birçok mevzuatı da ilgilendiren bir düzenleme. Biz yaklaşık 2,5 aydır bu slaytları hazırlamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama bu süreçte takdir edersiniz ki bu mevzuatların tamamının taranması çok mümkün olmadı. Amaca da uygun olmadığını düşündük açıkçası. Neden? Çünkü 3,5 saat gibi bir zamanda biz en çok ihtiyaç duyulabilecek şeyler neyse onları aktarmayı hedefledik. Meslek mensuplarının alışık olduğu üzere işte yemeği maddeleri maalesef yok ve iyi ki yok. Çünkü bunu daha çok stajyer düzeyindeki kitlelere sunarak böyle bir eğitim planlıyoruz. Şimdi Mert biraz hemen konuya girelim diye es geçti. Kendisi bağımsız çalışan bir arkadaşımız. Aynı zamanda da seyahat ajansları konusunda çok fazla müşterisi ve uygulamaya yönelik çalışmaları var. Figen Hanım da MNG Holding'in mali işler müdürüdür. Dolayısıyla piyasanın içinden geçmiş insanlar. Ben de havacılık sektöründe faaliyet gösteren bir holding'in muhasebe ve denetim başkanlığını yürütüyorum. Mümkün olduğunca dediğim gibi çerçeveyi biraz sınırlayarak size sunu yapmayı amaçladık. Şimdi ben kendimle ilgili olan bölüme geçmek istiyorum. Çok alışık olmadığım bir tarz aslında oturarak konuşmayı sevmiyorum ama salonun özelliği gereği. Göremeyen varsa biz biraz daha kenara çekilir. Gözüküyor mu? Yok, sizin çekilmemiz lazım. Görüntünüz yansımıyor. Görebiliyor musunuz? Slide'ı büyüteceğim şimdi ben. Ben öyle geçeyim. Peki, tamam. Başlayalım isterseniz. Kısa bir girişten sonra. Aslına bakarsanız Mert de biraz bahsetti ama olay şu, muhasebe ya da yasaların birçok bölümü birbirinden ayrılmayan düzenlemeleri içeriyor. Muhasebe deyince biz tek bir muhasebe sistemini, işte tek düzen hesap planını ve bunun çizdiği çerçevede hangi sektörde olursak olalım faaliyet gösteriyoruz. Yalnız kendine özel durumları olan uygulamalarla sektörel olarak ayrılıyoruz. Bunun için yasaları incelerken de aynı yöntemi almayı uygun gördüm. Şöyle ki, ben turizmde teşvikten bahsedeceğim size. Ama genel uygulama nedir? Bunun içinde turizm ne kadar yer alıyor? İlişkileri nelerdir? Bunları da koyalım istedik. Çünkü birçok insan, buraya gelen birçok insan sadece turizm muhasebesi yapmıyor. Böyle bir paket yaparsak hem o ihtiyacı giderecek hem de turizme yönelik olarak ayrıca neler düzenlenmiş onları görmüş olacağız. Şimdi turizm dışında mevcut teşvik sistemimiz bizim 3 tane ana unsurla teşvikleri belirlemiş durumda. Bunlar neler? Slide'ı aklınızda göreceksiniz. Bir genel teşvikten bahsetmek mümkün. Daha çok genel teşvikte KDV istisnası ve gümrük vergilerine yönelik olarak muafiyetler düzenlenmiş durumda. Bölgesel teşvikler söz konusu. Bunların amaçlarını birazdan bahsedeceğim ama çok kısaca şunu söyleyebiliriz. Bölgesel farklılıkları gidermek, geri kalmış bölgelerin kalkındırılmasını sağlamak ya da bölgenin özelliğine uygun sektörleri teşvik etmek amaçlanmış. Bunun için ne tür düzenlemeler getirilmiş? Ayrılan bölgelere göre yine burada KDV istisnaları söz konusu, gümrük vergisi muafiyetleri var, vergi indirimleri söz konusu, sigorta primi, işveren hisselerinde destekler var, yatırım yeri tahsisi söz konusu ve ayrıca faiz desteğini alabiliyorsunuz
doğru bölgede yatırım yapıyorsanız. Bunun dışında üçüncü bir unsur olarak belirlenmiş büyük ölçekli yatırımların teşviki amaçlanmış. Özellikle bu TTK düzenlemeleri sırasında şunu gördük ki Türkiye'deki işletmelerin %99'u Avrupa Birliği normlarında bakıldığı zaman KOBİ niteliğinde işletmeler bizim daha çok istihdam yaratmamız için büyük ölçekli yatırımları yapmamız gerekiyor ve bu amaçla da bir teşvik sistemi getirilmiş işletmelerin belki güç birliği, belki evliliklerle büyümesini sağlayacak ya da yatırımın baştan bu şekilde kurgulanarak teşvik edilmesini sağlayacak düzenlemeler var. Burada da yine KDV istisnası var. Gümrük vergisi, muafiyeti, vergi indirimi, sigorta firma, işveren desteği ve yatırım yeri tahsisi konusunda teşvikler söz konusu olacak. Şimdi bu düzenlemeleri bakanlık yeterli görmediği için bir revizyona gitme ihtiyacı duydu ve bu revizyon sonunda dördüncü bir dal olarak stratejik yatırım kavramını yasanın içine yerleştirdiler. Onu da şöyle yapalım. Evet. Stratejik yatırımları teşvik etmeyi amaçladılar. Burada gördüğünüz gibi daha önce genel teşvik, bölgesel teşvik uygulamaları ve büyük ölçekli yatırımlara yönelik olan teşviklerin hepsini içinde barındıran yeni bir anlayış gündeme geldi. Buna stratejik yatırımların teşviki esasları deniyor. Amaç ne? Neden böyle bir yola gitti bakanlık? Şunu düşündüler, cari açığın azaltılması gerekiyor. Bunun için de ithalata bağımlılığı yüksek olan ara mallarını üretmeye hedeflediler. Ve bu üretimin artmasıyla bağımlılığı azaltmak amaçlanıyordu. O yüzden bu tür yatırımları stratejik yatırım olarak dikkate almaya layık görüldü. Teşviklerdeki amaçlardan biri az önce söyledim. Az gelişmiş bölgelerin gelişmesini sağlamak. Bu aslında İstanbul'da yaşayan bizler için çok önemli bir şey. Göçü engelleyecek yapılardan bir tanesi insanların kendi yaşam alanlarında, habitatlarında istihdam edilmesi ve ekonomik faaliyetlerle hayatlarını sürdürebilmesini sağlamak amaçlanıyor. Böylece büyük kentlere yığılmaları da önlemeye çalışıyorlar. Aslına bakarsanız işte bırakın Türkiye'nin 5. 6. bölgelerini yatırımcılar daha uygun bulduğu için en büyük yatırımlarını Çin gibi ülkelere gönderiyorlar. Bizim gibi tekstil ülkesi olarak adlandırılan ülkelerden birisi bile çok büyük zarar gördü. Daha doğrusu dünya ölçeğinde bu zarar görmüş durumda bazı sektörler. Çok ucuz istihdamın olması. İşte devletler bu tür kayıplarını engellemek adına bölgesel farklılıkları yaratarak, vergisel diğer avantajlarını sağlayarak rekabet gücünü arttırmayı amaçlıyorlar. Neden yeniden ele alındı? Destek unsurlarının etkinliğini de arttırmayı hedeflediler. Bu teşvik yasalarıyla belli bölgelerde kümelenmelerin olması sağlandı. Bu neyi sağlıyor? İşte Japonların yönetim anlayışı vardır. Hepimizin bildiği just in time. Siz depolama yapmazsınız, ara birliğinizi üreten malın tedarikçisi hemen yanı başınızdadır. Siz bunun için vakit kaybetmeden tam üretim saatinize göre yandaki işletmeden ürünlerinizi alırsınız ve bu şekilde üretim zincirini, tedarik zincirini sağlarsınız. Onun için kümelenmeler de teşvik yasalarıyla desteklenmiştir. Bir de stratejik yatırımlarla getirilen düzenlemelerle teknoloji dönüşümünü sağlayacak yüksek ve orta yüksek teknoloji içeren yatırımlar desteklenmektedir. Özellikle TÜBİTAK'ın yaptığı ARGE çalışmalarının ağırlıklı olduğu alanlarda büyük teşvikler söz konusu olacak. Şimdi Ekonomi Bakanlığı bakanlığınca çalışılan gezi tedarik stratejisi, buna kısaca GİTES diyorlar, çerçevesinde amaç nedir dedik, cari açığın azaltılması.
aramanların üretilmesi. Bu şekilde Türkiye'nin rekabet gücünün de artırılması hedefleniyor. Biliyorsunuz Başbakan'ın açıkladığı Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi olmayı hedefleyen bir ülke. Bunlar tabii ki güzel hedefler ama ona yönelik olarak yapılması gereken çalışmaları destekleyecek yasal çerçevede oturtulmuş olması gerekiyor. Stratejik yatırımlara getirilen düzenlemelerin bölge ayrımıyla da desteklenmesi söz konusu arkadaşlar. Her ne kadar stratejik yatırım olarak adlandırılsa da eğer siz bu yatırımlarınızı kalkınmada öncelikli olarak tanımlanan bölgelere yapıyorsanız sağlayacağınız avantajlar daha fazla olacak. Şimdi burada benim slide aldığım 5. bölgede sağlanan destekler nelerdir diye baktığımızda hangi sektörler desteklenmiş, ne stratejik yatırım olarak değerlendiriyor yasaya baktığımızda şunu görüyoruz. Otomotiv, uzay ve savunma sanayiye yönelik test merkezleri, rüzgar türevi tasarımları ve buna benzer yatırımlar. Biliyorsunuz Türkiye kendi otomobilini üretmeyen ülkelerden birisi. Her ne kadar çok fazla yatırım olmuş olsa da biz montaj sanayi olarak çalışıyoruz. İşte bunu ortadan kaldırmak amacıyla yasaya böyle bir teşvik unsuru eklendi. Belirli büyüklükte ve özellikle belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları yine stratejik yatırımlar olarak görülüyor. Yine hepinizin bildiği üzere ilaç geliştirme işinde Türkiye'nin Ar-Ge çalışmaları neredeyse yok gibi bir patentli ilaçlar kullanıyoruz. Yurt dışından alınan patentli ilaçların burada müdahaleleri üretilerek satış yapılıyor. Şey de çok önemli. Zaten yaşanan krizlerden birisi de o. Üretimde belli kısıtlar getiriyor ve ödeyeceğiniz telif paraları büyük boyutlara ulaştığı noktada kendi ürününüzü geliştiremediyseniz o ilaçların maliyetlerine katlanamadığı için burada üreten yerli firmalar artık ilaç üretemez noktaya geliyor ve işte haberlerde de duyuyoruz zaten şu ilaç bulunamadı, bunda sıkıntı yaşıyoruz diye. Sebebi bu. İşte bunu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir düzenleme söz konusu. Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk orta ve lise eğitim yatırımları, yine eğitim yatırımlarında da stratejik yatırım olarak gördüğü için büyük destek söz konusu. Deniz yolu, demir yolu, ülke yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar. Her ne kadar ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili olsa da deniz taşımacılığı konusunda son derece geri kalmış durumdayız arkadaşlar. İşte bunu da ortadan kaldırmayı hedefleyen bir durum söz konusu. Madencilik yatırımları stratejik yatırım olarak görülüyor. Yine hepinizin bildiği üzere Türkiye madenlerini çıkartan ama bunun işlemesini yurt dışındaki ham madde olarak satan bir ülke konumunda. Büyük ölçekte işler bu şekilde yürüyor. Örneğin bir boraks madenini biz çıkartıyoruz, yurt dışına gönderiyoruz. $50 satıyorsak eğer bir tonunu deterjan olarak aldığımızda biz iki paketini neredeyse 2-3 paketini $50 parayı öder durumdayız. Bunlar hep stratejik olarak olmaması gereken konular diye düşündüğümüz için teşvik verelim. Şimdi bugünkü toplantının konusu olarak bu sektörler desteklenmiş. Peki turizm açısından ne yapılmış bu yasa çerçevesinde diye baktığımızda şunu görüyoruz. Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kültür ve turizm koruma ve geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar da stratejik yatırım olarak değerlendirilmiş durumda yasa çerçevesinde. Şimdi Türkiye 6 bölgeye ayrılıyor arkadaşlar teşvik unsurları açısından. Bu slide'da haritayı görüyorsunuz. Birinci bölgelerde genelde teşvikler yok. Zaten çok fazla yatırım çeken bölgeler olarak değerlendiriliyor. Anlatacağım birazdan. 2014'ten sonra yapılan yatırımların önemli bir bölümünde ikinci bölgelerde de teşvik unsuru söz konusu değil. Ama diğer bölgelerde
bölgelerinin ayrımına göre teşvik almak mümkün. Özellikle en büyük desteği tahmin edeceğiniz üzere 6. bölge almış durumda. Bunlar hangileri diye baktığımızda tek tek size illeri okumayacağım ama görüyorsunuz ağırlıklı olarak 1. bölgede en gelişmiş illerimiz olduğunu görüyoruz. 6. bölgede de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin ağırlıklı olarak yer aldığını söylemek mümkün. Şimdi aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir alt bölgesinde sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir. Şimdi, eğer OSGB'lerde yatırım yapıyorsanız, aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusunun dikey ve yatay entegrasyonunu sağlıyorsanız TÜBİTAK tarafından desteklenen ARGE projeleri neticesinde geliştirilen üretime yönelik yatırımlarınız söz konusuysa alt bölgelerde bu yatırımları gerçekleştiriyorsanız biraz önce de söylediğim gibi artı avantajlar sağlamanız mümkün. Bunlar hangileri? İşte en büyük dediğim gibi payı alan 6. bölge iller slide'de yer alıyor. Burada sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerin tamamında faydalanmak mümkün. Ayrıca söz konusu bölgede yatırım yapacak yatırımcıların tüm destek unsurlarını da yasanın tanımladığı en üst limit neyse o üst limite kadar almak mümkün olacak. Şimdi 6. bölgede yapılacak yatırımlarla neler getiriliyor? Bunlar destek diyoruz da nedir bu destekler diye baktığımızda şunu görüyoruz. Ödenmesi gereken sigorta primlerinin işveren hissesine düşen tutarın asgari ücretle tekabül eden kısmı 10 yıl boyunca arkadaşlar istisna kapsamında yani ciddi anlamda bir SGK yükünden kurtulmuş oluyorsunuz. Eğer bu yatırımı ayrıca 6. bölgede bir organize sanayi bölgesinde yapıyorsanız süre 12 yıla çıkıyor. Ve sadece bu bölgede uygulanacak işçilerin asgari ücretleri tutarı kadarlık ücrete tekabül eden kısımda 10 yıl boyunca stopaj yapılmadan terkin ediliyor. Bu da istihdam üzerinde yaklaşık %60'lara varan bir yük var. Hepinizin bildiği üzere. O yükün çok önemli bir bölümünü teşviklendirilen kaldırmış oluyor yatırımcıdan. Şimdi dediğim gibi yasanın uygulaması yıllar itibariyle farklılık gösteriyor. 2013 yılından önce yapılan yatırımlarda alınan teşviklerin süresi farklı. 2014'ten sonra gerçekleşecek olan yatırımlarda uygulanan süreler farklı. Şimdi şöyle sıralanmış bunlarda. 1. ve 2. bölgede bahsetmiştim. 2 yıl ve 3 yıla kadar olan süreler 2014'ten sonra eğer yatırım yapacaksanız buraların kalkınmışlığı ve zaten cazibe market olmasının nedeniyle artık uygulanmayacak. Ve şeyin de sürenin de bir şeyden sonra 2014 yılından sonra yapılacak yatırımlarda kademeli olarak azaltıldığını söylememiz mümkün olacak. Sigorta desteği açısından. Vergi indirme açısından uygulama nedir diye baktığımızda onda da şöyle görüyoruz. Eğer bölgesel teşviklerde durum nedir ve büyük ölçekli yatırımlarda durum nedir diye değerlendirmek mümkün. Yine bunu da yatırımın yapıldığı tarih itibariyle ayrıştırmış. Şimdi şunu görüyoruz. Eğer 31.12.2013'ten önce başlayan bir teşvik söz konusuysa 15 yılken bu vergi indirimi şu anda yeni başlamış bir yatırım söz konusuysa bu 10 yıla inmiş durumda. Büyük ölçekli bir yatırım yaptıysanız 25 yılken şu andaki uygulama 20 yıla düşmüş durumda. Bunların her birini hangi bölgede ne uygulanıyor tek tek saymayacağım size. Zaten slaytları daha sonra oda yönetimimiz siteye koyduğunda buradan görebilirsiniz.
İncil'in desteği nedir diye bakıyoruz. Burada gördüğümüz konu şu. Vergi indirim desteği, minyatüran teşvik belgesi konu yatırımlardan elde edilecek kazançlara uygulanmakla birlikte 2, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde yatırım yapan firmalar için yatırıma katkı oranının belirli yüzdesine ulaşıncaya kadar yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanacaktır demiş. Yani ne demek istiyor burada? Eğer şirket olarak elde ettiğiniz karın bir bölümünü vergi dışı bırakmak istiyorsanız bu uygulamada yaptığınız yatırımın katkı oranı işte %50 ise örnek veriyorum %50'lik yatırımı gerçekleştirdiğiniz zaman o kadarlık tutara bir teşvik almanız söz konusu ve bunun da hangi bölgede uyguladığınızla da ilişkisi var. 6. bölgede uyguluyorsanız alacağınız teşvik %90'lara varabilir. İkinci bölgede uyguluyorsanız alacağınız teşvik o bölge için tanımlanan oran neyse onunla sınırlı kalacak. Bunu söylemek istemiş. Şimdi vergi sigortadan bahsettik. Gelir vergisinden bahsettik. Kurumlara uygulanan teşviklerden bahsettik. Aynı zamanda yapılan yatırımlar için kullanacağımız kredilerde de yine faiz desteği almak mümkün. Bunda da slaytta da görüyorsunuz. Bir ve ikinci bölgede yapacağınız yatırımlar için herhangi bir faiz indirimi söz konusu değil. Ama üçüncü bölgeden işte TL ve döviz cinsinde teşviklerin başladığını görüyoruz. Yasa genel olarak şunu söylüyor. Siz herhangi bir kredi almaya gittiğinizde örneğin %7 ise alacağınız kredi bunun 3 puanını hazinece karşılamayı taahhüt ediyor. Yatırım teşvik verdiğiniz varsa. Ve bunun da bir üst sınırı var. Yani sizin alacağınız kredinin limiti belirlenen tutarın çok üstünde olabilir. Ama hazine 500 bin TL'ye ulaşana kadar olacak yatırımlarda kullanacağınız kredilerin faizlerinin %3'lük kısmını kendisi ne yapıyor? Üstleniyor. Bu da ciddi anlamda bir teşvik sağlıyor. Şimdi başından beri teşvik yasasından bahsederken aslında şunu görüyorsunuz. Direkt yatırımcının cebine para koyan bir sistem değil teşvik yasası. Yani siz yatırım yapacaksınız diye al şu parayı git bir yerlerde yatırım yap demiyor. Bunun yerine sizin cebinizden para çıkmasını engelleyecek, maliyet avantajları yaratacak bir sistem. Biliyorsunuz ülkemizde uygulanan sistem, 90 öncesinde uygulanan sistemde özellikle tarım sektörüne olarak bakıldığında neyi görüyorduk? Direkt girdi maliyetlerine destek vermek yerine fiyat politikalarıyla, yüksek alım politikalarıyla tarım desteklenmesi yapılmıştı. Ne üretirseniz üretin, kalitesiz de üretseniz sonuçta bu teşviklerle, fiyat teşvikleriyle satılması sağlanıyordu. Ama bundan sonra yönetim zihniyetinin değişmesiyle birlikte amaçlanan şu oldu. İyi üretimi daha ucuza yaparak rekabeti geliştirecek bir sistem oturtmamız lazım. Şimdi şöyle yapalım. Gelir vergisi stopajı desteği. Şimdi 6. bölgede eğer siz istihdam yapıyorsanız bunda da 10 yıl süreyle dediğim gibi stopaj ödemeyeceksiniz. Teşvik yasası arkadaşlar 15 tane yönetmelikle düzenleniyor. Siz yatırım yapmadan önce buna bakmak zorundasınız. Bir tane de genelge var bu konuda oluşturulmuş ve 6 bölümden oluşan bir yasal düzenleme. Birazcık aynı dili konuşmak adına yasada tanımlar yapılmış. Ne söylüyor? Bunların ilişkilerini biraz sonra kuracağız. Ne demek istemiş? Şimdi şunla başlamış. İlk önce turizm teşvik belgesi alabilmeniz için turizm işletmesi olmanız lazım. Turizm sektöründe faaliyet gösteren bütün işletmelere biz ne diyoruz? Turizm işletmeleri diyoruz. Turizm yatırım belgesinden kasıt nedir?
turizm sektörüne yatırım yapanlar için Turizm Bakanlığı'nca verilen belge. Turizm işletme belgesi nedir? Turizm işletmelerinde Turizm Bakanlığı'nca verilen belge. Bu iki belge şu açıdan önemli arkadaşlar. Eğer yatırım yapacaksanız öncelikli olarak yatırım yapma belgesi almanız lazım. İki kavram birbirinden farklı. Siz yatırımı yaptıktan sonra tekrar müracaat edip işletme belgesi almak durumundasınız. Yatırımı yapmaya başlamadan önce götürdüğünüz projeye uygun bir yatırım yapmadıysanız ya da bölgesel olarak hedeflenen ve tanımlanmış, yönetmeliklerde tanımlanmış olan kriterlere uygun yatırımlarınızı gerçekleştirmediyseniz turizm işletme belgesi alamazsınız. Turizm işletme belgeniz yoksa teşvik unsurlarından faydalanmanız da mümkün olmayacaktır. Bunun için size ek süre verilerek bu eksikliklerin giderilmesi sağlanması amaçlanmıştır. Şimdi yatırım teşvik belgesi kimlere veriliyor diye baktığımızda turistik işletmeler demiştik. Bu turistik işletmelerde biliyorsunuz özellikle konaklama işletmelerinde yıldız uygulaması var. 3 yıldız ve üzeri bir tesisi var olması lazım. Bu tesislerden kastettiği şey nedir? 3 yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri, dağ turistik tesisleri, apart oteller, butik oteller ve benzeri birçok konularda yatırım teşviği kapsamında desteklenmek durumunda. Bu destekten yararlanmak için söylemiştim, turizm teşvik belgesi almanız gerekiyor. Eğer yatırımlarınızı verdiğiniz fizibilite raporlarına uygun olarak gerçekleştirmiş durumdaysanız. Ne gerekiyor? Şöyle bir özetleyecek olursak, önce bir yatırım belgesi almış olmanız lazım. Buna uygun olarak bir yatırım gerçekleştirmiş olmanız lazım. ÇED değerlendirme belgesini yine teşvik belgesi almak için daha öncesinden almış olmanız lazım. Ve diğer evraklarla birlikte müracaatınızın gerçekleştirilmiş olması gerekiyor. Buraya kadar sormak istediğiniz bir şey var mı? Evet, çevre değerlendirme. Biliyorsunuz artık birçok işletmeler için bu zorunluluk halinde. Eğer siz şu anda şey var mesela havalimanı gündemde olduğu için yeni yapılacak havalimanının ÇED raporu alamayacağı yönünde söylentiler var. Eğer bu uygunluk gerçekleşmiyorsa gerçekten stratejik olan bir yatırımı bu anlamda teşvik almakta da problem çıkabilir. Yani bu arada devletin çok büyük desteği var arkasında. Çıkartılabileceğini düşünüyorum açıkçası ama bireysel yatırımcılar olarak bizim müşteri hedef kitlemizin yatırım yapmadan önce bunları gerçekten değerlendirerek, tam araştırma yaparak yatırımına başlaması daha doğru olacaktır. Bu kamuoyu olarak bizi başka açılardan da ilgilendiriyor. Örneğin bir HES'lerle ilgili işte biliyorsunuz HES'lerin yapıldığı bölgelerde insanlar ayağa kalkıyor. ÇED raporlarına uyulmadan yatırımlar gerçekleştiriliyor diye. Şey açısından ciddi bir kamuoyu baskısı yaratacak raporlardır bunlar. Eğer siz yatırım gerçekleştirmiş olsanız bile duyarlı bir müşteri kitlesiyle karşı karşıyaysanız çevreye zarar verdiğiniz için belki de yaptığınız yatırıma gelecek konuk bulamayabilirsiniz. Zaten bakanlık da teşvik belgesini ÇED raporları olmadan vermiyor ama öncesinde yatırıma gitmeden önce neler yapmamız gerekiyor? Biz müşavirler olarak yatırımcılarımızı yönlendirirken doğru yönlendirmeyi yaparsak daha faydalı olacağımızı düşünüyorum. Açıkçası bizim hani bu anlamda bilmiyorum içinizde çalışan var mı ama yatırım teşviklerine yönelik olarak danışmanlık yapan işletmeler var. Biri bir müşavirler olarak biz yapmıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Biliyorsunuz bizden süpermen olmamız bekleniyor. Her konuda her şeyi bilen insanlar olduğumuz için. Belki dişi ağrısa bile gelip soracağı insan işte hangi doktora gideyim diye soruyor. En azından dişin ağrısı nasıl geçer demese bile. Bizim de
müşterimiz açısından karşısında fark yaratmamız açısından bu konularda fikir sahibi olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Kalkınma Bankası. Sorusu olan yoksa devam ediyorum. Şimdi Turizm Teşvik Kanunu'nda ne tür değişiklikler var? Şimdi turizm kredileri koşulları Mali ve Gümrük ve Turizm Bakanlığı ve DPT tarafından belirleniyor. Krediler Kalkınma Bankası tarafından kullandırılıyor. Başka ne tür avantajları var teşvik belgesi almamızın? Arsa ve taşınmaz malların tahsisinde bir takım avantajlar söz konusu. Örneğin büyük bir yatırım yapacaksınız, çok iyi bir projeniz var. Ama bu projeyi gerçekleştirmenin en büyük maliyetlerinden birisi de biliyorsunuz ki arsa maliyetleri. İşte bu anlamda size yap işlet devlet modeliyle arazi tahsisleri söz konusu olabiliyor. Eğer bu belgeyi almış olursanız yatırımlarınızda bu tür avantajlar sağlamanız mümkün. Kamu yatırımlarında öncelikle altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanıyor. Eğer bir şöyle söyleyeyim size, teşvik belgesi verilen bir yatırım yapıyorsanız X bölgesinde bu işletmenin var olması için bir takım altyapı çalışmalarının da tamamlanmış olması gerekiyor. Nedir? Kanalizasyonun olması lazım. Çok hani şey değil, biraz şey bir tabir olacak da 5 yıldızlı bir hastane yapıyorsunuz. Otel niteliğinde olduğu için biraz onun için bu ifadeyi kullandım. Burada elektrik kesintisi var. Siz ameliyat sırasında zırpırt elektrik kesilen bir yerde yatırım yapmazsınız. İşte eğer ben bu belgeyi veriyorsam diyor devlet size, altyapı desteğini de size sağlamak durumundayım. Onun için bu tür yatırımlara verdiği onaylarda öncelikli olarak sizin altyapı ihtiyaçlarınızı ödeme durumunda olacak. Bir de şu önemli, biliyorsunuz Türkiye enerjinin çok pahalı olduğu ülkelerden bir tanesi. Yanılmıyorsam benzinde en pahalı ülkeyiz. Elektrikte de aynı şekilde en temel girdilerden bir tanesi. Burada elektrik, su ödemelerinizi yaparken teşvik belgeniz varsa o bölgede uygulanan en düşük sanayi elektriği, ev elektriği ücreti neyse siz teşvik belgeli bir işletme olarak o tarife üzerinden ödeme yapıyorsunuz. Aradaki fark hazinece karşılanıyor. Teşvik belgesi almayan komşu işletmeyle aranızda bu anlamda ciddi bir rekabet avantajı doğmuş olacaktır. Onun için olanağı olan işletmeler teşvik belgesini de kurup hayatlarına devam ettirmeyi tercih edecektir. İletişimde kolaylık sağlayacak altyapıların da olması lazım. Ben biraz ironik bir şekilde telex dedi. Evet, kanunda hala var telex. Ama telefon ve internet tahsisinde öncelikli olarak size bu olanakları sağlamak zorunda. Şimdi biraz komik geliyor tabii, yani telefonun olmadığı yer var mı diye, ama benim işletmem havalimanının dibinde ve internet konusunda telefonun baz istasyon kurulmasında da sıkıntı olduğu için sorunlar yaşıyoruz. Bu nedenle belki de bize şey vermiyorlar, teşvik belgesi, çünkü bunu yaptığı zaman devlet orada bu altyapı yatırımlarını sağlamak durumunda. Yani çok yavaş çalışan bir internet sisteminde teknolojinin çok yoğun olduğu, işletmelerin bir arada kümelendiği bir bölgede sorunlar yaşamamız mümkün. Son düzenlemelerden sonra ben daha çok duman yöntemini kullanmayı düşünüyorum ama şimdi yine Turizm Teşvik Kanunu'nda yapılan değişikliklerden bir tanesi de şu. Yabancı personel çalıştırmada kolaylık sağlıyorsunuz. Arkadaşlar, yabancı personel çalıştıracaksanız yasanın öngördüğü bir sınır var. O kadar personeli yani şöyle söyleyeyim size. Çok net rakam hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam
10 Türk işçisi çalıştırıyorsanız maksimum 2 tane yabancı işçi istihdam edebiliyorsunuz. Eğer turizm teşvik belgeli bir işletmeyseniz burada bu yasal sınırlamayla sınırda kalmıyorsunuz. Çünkü sektörün özelliği gereği özellikle otellerde yani komünye İngilizce biliyordur değil mi? Bizden daha iyi durumdadır en azından. Onun için bu tür ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak yasada böyle bir esneklik sağlanmış. Küçüklerin çalıştırılmasında kolaylıklar sağlıyor. Daha çok öğrencilerin istihdam edilmesi, işte turizm meslek liselerinde çalışanların buralarda istihdam edilmesi sağlanıyor. Bu böylece geleceğin yöneticilerini yetiştirmek, yönetici olmasa bile en büyük sorunumuz aslında biliyorsunuz kalifiye ara eleman problemi var. Okulla uygulamayı birleştiren yapıların var olması için turizm teşvik belgesi olan otel işletmelerinde bu tür avantajlar sağlanmış. Alkollü içki satışında yine belgeniz varsa sorunsuz içki ruhsatı alabiliyorsanız, bu yoksa biliyorsunuz oldukça zor. Şimdi normalde küçüklerin alkollü bir restorana gitmesi neredeyse olay olacak durumlardan bir tanesidir. Daha doğrusu yasaktır zaten. Eğer girerse problem olabiliyor. İşte burada eğer 5 yıldızlı bir otele çoluğunuzla çocuğunuzla gittiyseniz oradaki restorana girmesinde herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Bu belgeleri olduğu için. Aynı zamanda resmi tatil günlerinin tamamında işletmeleri kapatmak durumunda değiller. Aksine en çok artık biliyorsunuz resmi olsun, dini bayramlar olsun biraz amacının dışına çıkıp tatil fırsatlarına dönmüş durumda. Hani çok da yadırgamıyorum insanları. Özellikle bizim gibi çok yoğun çalışan insanlar arada bir kafasını dinlemek adına kaçacak fırsat bulduğunda bu tür zamanları tatil yaparak değerlendirmek istiyor. İşte böyle zamanlarda bu tür müesseselerin açık olmasını sağlayacak bir düzenleme getirilmiş. Yat turizminde ciddi teşvikler söz konusu. Turizmin çok önemli kollarından bir tanesi bu. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye aslına bakarsanız yat turizminde en çok üretim yapan işletmeler arasında. Ama bizdeki düzenlemelerde ÖTV yüzünden çok ciddi rakamlarla karşı karşıya kaldığı için Türkiye'deki yatların çok büyük bir bölümü offshore'da kayıtlı yabancı bayraklarda faaliyet gösteren tekneler oluyor. Ama bunların işletilmesine yönelik olarak ticari anlamda siz yat işletecekseniz öncelikle yapımında KDV istisnası, teşvik belgesi aldıysanız oluyor ve bunu devletten iade olarak almanız mümkün. Yine işletmesi sırasında gemi adamlarının, gemi adamı olarak tanımlanıyor yat çalışanları, stopaj ödemediğini söyleyebiliriz. İşte şeyin ÖTV ile oluşturulmuş olan bu dezavantajı bir anlamda avantajı çevirmeyi hedefliyor. Şöyle, teknenin kendisindeki ÖTV'den ziyade eğer yakıt alıyorsanız ve yat işletmeciliği yapan bir işletmeyseniz oradaki yakıtta da ÖTV muafiyeti var. Orman fonuna katılmada ödediğiniz paraların taksitlendirilmesi yine bu belgeyle mümkün. Şimdi yasanın getirdiği başka özellik arz eden durumlar nelerdir diye bakalım. Şöyle söyleyeyim, bütün yasayı okumayacağım size. Eğer 1 milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlıyorsanız, bu 1 milyon dolar karşılığı başka bir döviz de olabilir. Siz ihracatçı firma olarak değerlendirilebiliyorsunuz ve ihracatçılara yönelik olarak sağlanan yasadaki bütün avantajlardan faydalanmanız mümkün olacak.
aynı zamanda yurt dışı fuarlarında destek almamız mümkün. Bu da 2019 sıralı yurt dışı turizm fuarlarının katılımı ile ilgili olarak düzenlenmiş bir tedbirde açıklanmış. Şöyle ki, eğer otelseniz ve 1 milyon doların üzerinde bir döviz girdisi sağlıyorsanız yurt dışı fuarlar için sağlanan desteklerden faydalanmanız söz konusu olacak. Peki nedir bunlar yurt dışı fuarlarında sağlanan destekler diye bakalım. Şunu görüyoruz, eğer yani bireysel veya sektörel olarak katılımdan bahsediyor. Siz turizm sektöründe işte TURSAV'a bağlı bir birlik olarak gidiyorsanız alacağınız teşvik rakamı farklı olacak. Ya da MLG olarak tek başınıza gidiyorsanız alacağınız teşvik farklı olacak. Bu fuarda yaptığınız çalıştay, kokteyl, sergi ve buna benzer o fuarda ödediğiniz kira paraları, organizasyon giderlerinin %50'si hazine tarafından karşılanıyor. Ama bunda bir üst limit var. Eğer yaptığınız yatırım diyelim ki 30 bini buluyorsa, 30 bin Amerikan dolarını buluyorsa, bireysel gittiyseniz sadece 10 bin dolarlık kısmını fuar desteği olarak geri almanız mümkün. Grup olarak gidiyorsanız yaptığınız harcamanın yine %50'si dikkate alınarak 25 bin dolarlık kısmı hazinece karşılanıyor. Bunun üstündeki limitleri siz kendiniz veriyorsunuz ama sık fuarlara katılan işletmeler açısından bu oldukça önemli bir düzenleme. Neden bu amaçlanmış? Biliyorsunuz ki Türkiye'nin işte ne diyoruz biz? Bacasız fabrikası turizm. Yalnız ülkemize arkadaşlar daha çok gelir getiren, yüksek gelir getiren turist gelmiyor. Bunun için daha çok tanıtıma ihtiyacımız var. Her ne kadar İstanbul'da yani siz daha iyi biliyorsunuz ama bildiğim kadarıyla her şey dahil sistemi yok. Şehir otellerinde oda kahvaltı sistemiyle çalışıyorlar ve katma değeri daha yüksek turisti çekebiliyorsunuz. İşte bu tanıtımları yurt dışında gittiğiniz fuarlarda oraya gelen seyahat ajantalarına yaparak arttırmayı hedefliyor. Bu anlamda da bir destek söz konusu. Şimdi yurt dışında, fuar dışında yapılacak pazarlama giderleri var. Bunlar için de teşvikler öngörülmüş. Nelermiş? Şöyle kısaca bir bakalım. Türkiye'deki otel, hastane, özel okul gibi hizmet işletmeleri için yurt dışında yapılan reklam ve tanıtım hizmetleri yurt dışında ifa edildiğinden ve Türkiye'de yararlanma kesin olmadığından KDV ve bu amaçla ödenen bedeller tepki patta tabi değil. Dolayısıyla burada yaptığınız giderler için söz konusu, KDV'nin söz konusu olmayacağı ortada. Şimdi bölge tanıtımı için hazırlanan projeler kapsamında reklam giderlerinin de %50'si yine bakanlıkça karşılanıyor. Bunda da bireysel yapılan reklamlarla grup olarak yapılan reklamların getirileri farklı olacaktır. Bireysel etkinliklerde 40 bin Amerikan doları, grup halinde faaliyet gösteriyorsanız 150 bin Amerikan dolarına kadar size reklam giderleriniz hazine tarafından ödeniyor. Gördüğünüz gibi amaç aslında bütün işletmelerin ortak hareket ederek ülke tanıtımını arttıracak yönde hareket etmesini sağlamak amaçlanmış yasada. Şimdi yurt dışında desteklenen bir fuara, bakanlığın desteklediği bir fuara gidiyorsanız o zaman alacağınız teşvik rakamı farklı oluyor. Yine meslek birlikleriyle beraber grup olarak hareket ettiğinizde yer kirası ve standınız için yaptığınız harcamaların %50'si ödeniyor ve 20 bin Amerikan doları burada üst limit olarak belirlenmiş. Ama bakanlık tarafından iştirak edilen veya desteklenmeyen bir yurt dışı fuarı söz konusu ise burada bireysel katılımınızla 10 bin dolarlık teşviği almanız söz konusu olacaktır. Şimdi devlet planlama ve hazine ortaklaşa teşvikleri belirliyor ve bu teşviklerin neler olduğuna bakacak olursak
makine, teçhizat veya tesis devir satışında kolaylıklar sağlıyor. Bu şu demek arkadaşlar, teşvik belgesine bağlı olarak yurt dışından bir makine veya teçhizat getirecekseniz bunda gümrük vergisi sizden alınıyor. Ve yanlış hatırlamıyorsam sıfır makine getirmeniz lazım. Eğer çok özellik arz eden bir makinaysa, bunun kullanılmış bir makinaysa, bunun getirilmesi için ayrıca bu teşvikten faydalanılmak isteniyorsa izin alınma şartı var. Ve bunların devri de şu şekilde oluyor. Siz yurt dışından bir teşvikli ürün getirdiyseniz 3 yıl dolduktan sonra satışında işte yine bu avantajı, gümrük vergisi avantajı dikkate alınmadan devrini yapabiliyorsunuz. Daha önce yaparsanız sizden alınmamış olan gümrük vergileri talep edilecektir. Kısa vadeli kredi aktarımlarında kolaylıklar sağlanıyor. Finansal kiralamada yine teşvikler söz konusu. Teşvik kredilerinden bahsetmiştim. Bunları almak mümkün. Ne yapıyorlardı? Burada da ödenen faiz tutarının belli bir bölümü hazinece karşılanıyordu. Dış kredi teminat mektubunun masraflarına katkıda bulunuyor. Eğer planlama teşvik planlama ve hazine teşviklerinden yararlanıyorsanız. Yine amaç, kalite ve standardı sağlamaya yönelik çalışmalarınız varsa ve bunları kanıtlayabiliyorsanız destek almanız mümkün. Taşınma desteği veriyor. Siz daha az gelişmiş bölgelere yatırımlarınızı götürecekseniz buralarda teşvik almanız söz konusu oluyor. İlave istihdamda da yine teşvikler söz konusu olacak. Şimdi arkadaşlar, turizm teşviği almanın ön koşulu demiştik ki öncelikle yatırım belgesi almamız lazım. Yani yatırım belgesi almadan teşvik almamız söz konusu değil. Bunu çok böyle kısaca diyagram şeklinde özetlemek istedik. Bütün bu yaptıklarımızı hangi yollardan geçerek sonuca bağlıyoruz? Öncelikle arazi tahsisi, eğer özel mülkiyetiniz yoksa arazi tahsisi için başvuruda bulunmanız lazım. Bakanlık ön değerlendirme yapıyor. Eğer kesin izin aşamasına geldiyseniz bunu, bu projenizin imar kanununa uygunluğu ve diğer kanunlara uygunluğu açısından bakanlık değerlendiriyor. Ondan sonra size yatırım süresine uymak koşulunuz da var. Yani bu yatırımı ben yapıyorum, şu kadar sürede yapacağım diyerek size bir onay çıkartıyor. Araziyi aldıktan sonra Turizm Bakanlığı'na müracaat ediyorsunuz. Bu arsayla ilgili onay aldıktan sonra. Verdiğiniz proje Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmeye alınıyor. Sonra bu değerlendirmeden sonra belgelendirme komisyonuna gönderiliyor. Size bu belgenin verilmeyeceği. Sonra turizm yatırım belgesinin verilmesi görüşülüyor ve bu yatırımın öngörülen süre, talep ettiğimiz süreye uygun mudur, daha erken mi gerçekleştirilmesi lazım, daha uzun mu olacak, o değerlendirme aşamalarından geçiyor. Sonra yatırımla ilgili size onay verilmeye karar verildiyse bunun nasıl izleneceği ve denetleneceği yine ilgili kurullarda karara bağlanıyor. Sonra onaylı yapı kullanma izin belgesi veriliyor. Ardından da Turizm Bakanlığı'nda siz bu belgeyle müracaat ediyorsunuz. Turizm işletme belgesinde hangi sınıfa dahil olacağınız önemlilik arz ediyor. İşte demiştik 3 yıldız ve üzerinde bir yatırım söz konusu ise yatırım teşvik belgesi alabilirsiniz. Bunun altındaysa teşvik belgesi almanız mümkün değil. Yatırım belgesi almış olmak yatırım teşvik belgesi ne sahip olacağınız anlamına gelmiyor. Yatırım teşvik belgesine yatırımınız gerçekleştikten sonra ayrıca müracaat ediyorsunuz. Ve burada başından beri sunduğunuz işte bölgesel ayrımlar, stratejik ayrımlar, her neye göre müracaat ettiyseniz o müracaata uygun olup olmadığı gerçekleştirdiğiniz yatırımın değerlendiriliyor. Bundan sonra size yatırım teşvik belgesi veriliyor. Bu yatırım teşvik belgesinde eğer uymadığınız koşullar varsa
ek süreyle onun tamamlanması isteniyor. O bu süreçte bunları tamamladıktan sonra yatırım teşvik belgesi almanız mümkün olacaktır. Şimdi benim teşviklerle ilgili size anlatacaklarım bunlar. Sorularınız varsa alabilirim. Şöyle, bir kere hangi bölgede yatırım yapacaksanız yapın, yatırım teşvik belgesi öncelikle almanız lazım. Bu işe başlamak için olmazsa olmaz. Ama şöyle düşünelim, ben 3. bölgede yatırım yapmayı planlıyorum. Diyorum ki 6. bölgeye ben gidemem. X ya da Z sebeple, sebebim ne olursa olsun. Bu yatırım belgesine müracaat ederken koşullarımı, sunduğum projeyi, onay süreçlerini ona göre planlıyorum. 3. bölgede alacağım teşvikleri biliyorum. O teşviklere uygun nitelikte şeyler nelerse, koşullar nelerse o koşullara uygun olarak yatırımı gerçekleştirmem lazım. Yani bu mevzuatta aynı anda işliyor bu mevzuatta. Hem normal bölgesel teşvikler var. Sınav yapıldığı olduğu gibi. Evet. İçinde gerekiyor zaten. Turistik tesis için de öyle. Yani benim yatırıma başlamadan önce amacım önemli. Ben işte diyorum ki 10 sene boyunca ya da organize sanayi bölgesinde yaparsam bu yatırımı 12 sene boyunca istihdam desteği almak istiyorum. İşte SGK işveren payını ödemek istemiyorum ya da çalışan stopajını ödemek istemiyorum. Asgari ücretle sınırlı tekrar tırnak içinde belirteyim. Yatırımı ona göre planlıyorum ve yatırım teşvik yatırım belgesi için müracaat ederken bu koşullarda bu bölgeye uygun olarak gidiyorum, müracaat ediyorum. Ondan sonra yatırım bitince de tekrar müracaat ediyorum. Diyorum ki benim yatırımım tamamlandı, yatırım belgem var. Sizin koşullarınıza uygun olarak yatırımı gerçekleştirdim. Gelin denetleyin. Eğer bu koşulları sağlamışsam o zaman bana yatırım teşvik belgesi verin. Bu belgeyi aldıktan sonra da işte sunuya başladığımdan beri anlattığım desteklerden faydalanmamız mümkün olacak. Tabii Turizm Bakanlığı'nın müracaat ediyorsunuz. Tabii. Şimdi onun için biraz konuya başlarken sadece turizm teşviği diye anlatmadım. Çünkü şey değil, farklı sektörlerde işte gördük uzay sanayi, ilaç sanayi. Bu tür alanlarda da düzenlemeler çok birbirine benzer. Müracaat edeceğiniz, gideceğiniz adresler farklılaşıyor. Yani şey yaparken biraz daha konuyu geniş tutarak daha fazla faydası olmasını umduk. Umarım katkısı olmuştur. Sorusu olan var mı? Buyurun. Güneşli'de bir otel yapıyoruz. Danışmanlık firmasına güzelce bir yatırım teşvikler bir tabiri. Hade istinası dışında baştan yatırım teşvikler. Şimdi fuar desteklerinden faydalanabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, 5. 6. bölgelerde verilen teşvikler daha çok istihdama yönelik olarak, yani bölge insanını orada tutmaya yönelik olarak sağlanan teşvikler. Ama teşvik belgeniz varsa fuar desteği, pazarlama desteği, bu tür destekleri alabilirsiniz. Kredi desteği alabilirsiniz. Şurada bir tablomuz vardı, hatırlayalım. Ben bir geri döneyim. Gördüğünüz gibi faiz desteği alamıyorsunuz. Çünkü İstanbul 1. bölge. Sigorta, evet. İstihdama yönelik teşvikler burada söz konusu değil. Vergi indirimi konusunda büyük ölçekli. Ne zaman belgeye bağlandı? 2014 sonrası ise 2013'te belgeniz var mıydı? Eğer varsa sigorta primi işveren desteğinden 2 sene boyunca faydalanabilirsiniz. Asgari ücretin 1071 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. İşveren payı kadar olan tutardan faydalanmanız mümkün. Onunla ilgili
diğer bölgelerde var. Yani şöyle söyleyeyim, dediğim gibi 15 tane yönetmelik var. Siz şeye bakmanız gerekiyor. Birinci bölgelerdeki yönetmeliğin sınırları neyse o çerçevede belirlenmiş olan teşvikleri alabilirsiniz. Başka? Sorunuz yoksa ara verelim arkadaşlar. Teşekkür ederim sabrınızı. Sıkıcı bir konuydu ama mümkün olduğunca faydalı olmaya çalıştım. Thank you.
aynı şekilde uygulanmaktadır. Yine sektörde farklılık arz etmeyen, zorunlu tutulması gereken defterlerde yine vergi usul kanununun ilgili maddelerince ürün defteri, defteri kelimi, işletme defteri, envanter defteri ve asistan defteri olarak sıralayıp geçebiliriz bunları. Asıl özellik arz eden, tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter ve belgeler, konaklama yeri kayıt defterleri. Bunlar artık günümüzde otomasyon sistemleri, teknolojik olarak otomasyon sistemleri kullanıldığından dolayı bu bir defter halinde değil ama otomasyon sistemleri içinde tutulan kayıtlardır. Konaklama belgesi sadece konaklama işletmelerine ait bir belgedir. Mutlaka her birimiz bir otelde gittiğimizde kayıt yaptırmışızdır ve bu kaydı yaptırırken registration card adı verdiğimiz konaklama belgesini mutlaka doldururuz. Bu belge konaklama işletmelerinde gerçekten önemli bir belgedir. Çünkü belgenin en altında çok küçük harflerle yazmasına rağmen oluşacak hizmeti kabul ettiğini imza altına alan aslında bir karşılıklı sözleşme niteliğini taşır ve hukuksal olarak yarın bugün otelinizde konaklayan, konaklama tesisinizden hizmet alan kişilerin ödeme yapmadığı durumlarda hukuk servisinizin sizden avukatınızın isteyeceği belgeler arasında önemli bir belgedir konaklama belgesi. Türk Limanları Yat Kayıt Belgesi ise yurt içi ya da yurt dışından gelen yatların limanlarımıza girdiğinde kayıt altına alındığı belgelerdir. Bir yıl gibi bir süreye sahip, zamana sahip bu belgelerin zaman süresi. Folyo müşteri hesabı, yine bu da konaklama işletmelerine özel bir belge. Folyo, otele giriş, konaklama tesisine giriş yaptığımızdan itibaren bütün harcamalarınızın yansıdığı cari hesap kartlarıdır aslında. Ve konaklama tesislerine özel bir belgedir. Oda sayım cetveli yine vergi usul kanunu 240. maddesinde de açıklandığı üzere otelinizde konaklama tesisinizde bulunan oda sayısının ve özelliklerinin belirlendiği bu gösterildiği cetvel. Housekeeper raporu dediğimiz yani kat hizmetlerinin kullandığı yine konaklama tesislerini özellik arz eden otelin o anki odalarının hangilerinin kirli, hangilerinin temiz olduğunu, satılabilir odalarının durumunu ve sayısını gösteren aynı zamanda resepsiyondaki oda sayısıyla muhasebenin karşılaştırabileceği ve kontrol edebileceği bir rapordur. Bunun dışında, bu belgelerin dışında konaklama tesislerinde demin saydığım her sektörde kullanılan yönü kirli defteri, amortisman defteri ve işletme defterlerinin dışında turizm sektörüne özel olarak şikayet ve denetleme defteri özellik arz eder. Şikayet defteri tüm tarifelerde müşteri şikayetlerinin yazılabileceği bir defterin bulunduğunu hatırlatır ve şikayetlerin yapılacağı mercilerin adres ve iletişim bilgilerinin ve nerelere yapılacağının kolayca görülebileceği ve yazılabileceği yerlerde bulundurulması gereken defterlerdir. Aynı şekilde işletme yöneticisi şikayet konusunda eğer emniyet veya asayişi ilgilendirilmesi halinde bağlı bulunduğu kolluk kuvvetine 24 saat içinde bunu bildirmek de zorunludur. Bu defterler Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafından her sayfası sayfa numarası verilerek onaylanır. Defter kullanımıyla ilgili
referans fiyatları mutlaka 1 Temmuz ayı sonuna kadar bakanlığa onaya sunulması gerekmektedir. Ve bu onaylanan belgeler mutlaka müşterilerin görebileceği yerlerde olmalı. Eğer bunu sağlayamıyorsanız bile talep edildiğinde mutlaka bunların gösterilmesi zorunludur. Kademe oranları ile ilgili özellikle durumlardan bahsedelim. Kademe oranları ile ilgili özellikle durum turizm konaklama tesislerinde 15 Temmuz 2009 tarihinde 15.200 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla bilindiği üzere alkollü olmayan, alkolsüz olan içeceklerde %8 oranında uygulanan kademe oranı %18 olarak değiştirilmiştir. Toparlayacak olursak aslında tebliğde özetle şunu bahsediyor. Bir konaklama tesisi içinde paket olarak aldığınız hizmetler, bu oda kahvaltı, yarım pansiyon hizmeti olabilir, her şey dahil hizmet olabilir ya da paketin içinde anlaşmayı yaptığınızda sağlık kulübünden faydalanabilirsiniz ya da bir gala yemeği gibi bir hizmetle satın alabilirsiniz. Eğer bu paket içinde değerlendiriliyorsa bunun oranı %8 olmalıdır. Ama bu paket dışında oda kahvaltı aldığınız hizmetin kalorisi %8 ama işletme içinde aldığınız sağlık kulübü hizmeti, restoran hizmeti, çaykanve hizmeti gibi hizmetleri aldığınızda kademe oranı %18 olarak değiştirilmiştir. Diğer bir özellikli konuda teklifat konusu. 107 ve 108 nolu kademe teklifatlarında yer almaktadır. Buna göre o da 14.4.2012 tarihli resmi gazetede yayınlanan 117 seri nolu kademe genel tebliğinde kademe tevkifat işlemlerinden bazı değişiklikler yapılmış ve değişiklikler açıklanmıştır. Tebliğ ve tevkifat uygulamasına ilişkin daha önce yürürlükte bulunan bütün tebliğler, yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğ ile beraber önceden tevkifat uygulanmayan bazı hizmetlerde de bundan böyle tevkifata tabi tutulacaktır denilmiştir. Bunu anlatmamız sebebi konaklama tesislerinde bu tevkifat oranının uygulandığı birçok hizmeti almaktayız. Bunlar dışarıdan temin edilen güvenlik hizmeti, personel taşımasıyla ilgili alınan hizmetler ve otel bünyesinde eğer bir çamaşırhane varsa çamaşırhaneden kaynaklanan satışımızdan dolayı tebliğde de açıklandığı gibi 1.000 lirayı aşan kısımlarına uygulanan kademe tevkifattır. O yüzden bir konuyla ilgili biraz uygulamayı anlatmak istedim. Dediğim gibi 1.000 lirayı aşmadığı takdirde kademe ile ilgili herhangi bir sisa söz konusu değil. Ama 1.000 lirayı aşmaması için bölümlendirerek ya da parçalanarak bu hizmet alınabilir ya da verilebilir. Ama bu hiçbir şekilde kademenin tevkifatı uygulamasına engel değil. Çünkü tüm ay boyunca verilen hizmetlerin toplamının 1.000 lirayı aşması halinde tamamına tevkifat uygulanma zorunluluğu vardır. Kademe tevkifatı ihtiyari bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığı'nca tevkifat uygulaması kapsamında alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Maliye Bakanlığı'nca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde ise alıcılar tarafından tevkifat yapılması zaten mümkün değildir. Tam tevkifat işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi, kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığı'nca belirlenen kısmının işleme muhatap olan alıcılar tarafından
öğrenmesi, diğer kısmı ise hizmeti veren tarafından öğrenmesi. Kısmi telifon uygulanacak alıcılar tüm kaderin mükellefleri, sadece sorumlu sıfatıyla kadere ödeyenler bu kapsama dahil değildir. Buradaki konaklama tesislerindeki özellikli durumlardan bir tanesi de yine tevkifat uygulamasında sayacağım kurum ve kuruluşlarda 5/10 kademe tevkifatı uygulanması zorunludur. Bu kamu kurum ve kuruluşları 5/18 sayılı kanunda etli cetvellerde yer alan idari kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyeler ve teşkil ettikleri ile köy hizmetleri birlikleridir. Bunları saydığımızın dışında kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla kurulan veya tüzel kişiye haiz emekli ve yardımcı sandıkları, bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsamında kuruluşlar, organize sanayi bölgelerindeki menkul kıymetler, menkul kıymet borsaları ve bunun gibi sayabiliriz. Konaklama tesislerinden hizmet almak istediklerinde 5/10 kademe tevkifatı yapılması zorunludur. Dediğim gibi hepinizin belki de bildiği konular ama turizm işletmelerinde de çok sık hizmet alındığı için bunların üzerinden de geçmek istedim. İş gücü temin hizmetleri ve özel güvenlik hizmetlerinde de yine 9/10 oranında tevkifat uygulaması söz konusu. Temizlik, çevre ve bakımın içine giren zaten 7/10 oranında dediğimde bahsettiğim gibi işletmemizde sağımızın çok büyük bir çamaşırhanemiz var ve dışarıya da hizmet verebiliyoruz. Havayolu şirketleri mesela kullandıkları battaniyeleri bize temizletebiliyorlar. Ve bu 1000 liranın üzerinde bir tutarsa 7/10 oranında tevkifatla fatura düzenliyoruz. Ve bu şekilde faturalaşma söz konusu. Servis taşımacılığında da yine 5/10 oranında tevkifat söz konusu. Zorunlu belgeler aslında turizm işletmelerinde diğer işletmelerden çok farklı değil. Farklılık arz eden birinin üzerinden geçebiliriz derseniz. Vergi usul kanunuyla belirli fatura sevkir sahibisi tabii ki turizm sektöründe de kullanılan belgeler arasında perakende satış vesikaları, gider tutası, müstahsil mahkumları. Bunların içinde özellik arz edenden bahsetmek istiyorum. Günlük müşteri listesi. Günlük müşteri listesi konaklama testine özel bir liste. Yine otomasyon sistemleri içinde o gün konaklayacak olan misafirlerimizle, müşterilerimizle ilgili kayıtların oluşturulduğu bir liste. Fakat bu listeler noter tarafından önce numaralandırılarak, noter tarafından onaylanarak saklanması gereken resmi nitelikte bir belge. Burada bulunmayan aynı şekilde bir polis bildirim listesi de söz konusu otellerde. Bu da her günün sonunda ilgili konaklama tesisinin bağlı bulunduğu karakola bildirimde bulunan bir liste, yine günlük müşteri listesi gibi kolay herhangi bir sıkıntı anında kolay ulaşılır. Bilmesi sağlanan belgelerden, özellik arz eden belgelerden biri. Adisyonlar ve iş sahibi faturalar ve diğer belgeler dediğim gibi diğer sektörlerden çok fazla farklı değil. Adisyon kullanımıyla ilgili sadece biraz üzerinden geçebiliriz. Adisyon kullanımı her ne kadar yeni düzenleme dese de aslında 18 Ağustos 2001 tarihi resmi gazetede yayınlanan 299 serinolu genel kaydıyla Maliye Bakanlığı bazı hizmet ve işletmenin adisyon düzenlenmesinde vergi kayıp ve kaçağı neden olduğu gerekçesiyle adisyon kullanma yolu olan hizmet işletmelerini yeniden
gerçekten önemli. Yani bir uygulamacı olarak bunu söylemek istiyorum size. Çünkü bahsettiğim müşteri folyosunu hizmeti alan kişi çıkarken beyan ettiğimizde oradaki herhangi bir hizmeti almadığını söyleyebilir. Bunu destekleyen belge her zaman konaklama tesislerinde adisyonlardır. Çünkü verdiğiniz bir yemek hizmetini ya da bir sağlıklı bir kullanımında verdiğiniz hizmeti imzalattığınız müşterinin kendi imzasını imzalattığınız adisyonlarla o folyoyu besleyebilirsiniz. Herhangi bir itiraz söz konusu olduğunda yine adisyon konaklama tesislerinde gerçekten önemlilik arz eder. Kendi imzasıyla gördüğü bir belgede itiraz etme hakkı olmaz. Bir tek bu bizim konaklama işletmelerimizde sıkıntı olan tek konu minibar konusudur. Çünkü bunda maalesef müşteriye imzalatabileceğimiz bir belge yoktur. En çok sorun yaşadığımız kısım da budur. Bir konaklama tesisine gittiğimizde minibardan bu suyu içmedim, bunu benim hesabıma çare etmişsiniz, işlemişsiniz, bunu ödemiyorum dediğinizde hani bunu söyleyeceğim ama çok fazla da yapabileceğimiz bir şey olmaz. Müşterinin beyanına dayalı olarak tutar da çok yüksek değilse bir şekilde uygulanamaz. O yüzden minibar kaçaklarımız bizim çok fazla olur. Bunu da göz önüne alarak zaten fiyatlandırma politikaları gideriz. Bundan sonra sana evet, söylememem gereken bir şeydi ama şöyle bir şey, tabii ki anlaşmalı olduğunuz, mesela Türk Hava Yolları ile de çok yoğun çalışıyoruz. Verdiğimiz bazı haklar var, diyelim ki işte iki suyu, o da bedelinin içinde zaten verebiliyoruz. Bunun dışında bir şey bırakmamaya özen gösteriyoruz çünkü bu tip sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Ya da sıkıntılı bir grupsa tamamen farklı bir kilitli alanımız var, oraya taşıyoruz. Ama çok şeyler de yaşayabiliyoruz. Hani o kilitli dolabı bile patlatıp müşteriler istedikleri bir gibi. Biliyorsunuz galiba otomatik olarak fiyatlandırabiliyormuş yani orada. Evet, benim bulunduğum teste yok ama bu tip uygulamalar var. Hani şişeyi kaldırdığınız anda otomatik olarak charge ediyor. Ama yine de çok dediğim gibi hani imza altına alamadığınız için çok bu konuda şey yapamıyorsunuz. Hani ısrarcı olamıyorsunuz. Biraz müşteri memnun ediyorsunuz ve fiyatlar da çok fena olmadığı için minibar fiyatları onu bir şekilde tölere edebiliyor. Bunun dışında turizm işletmelerinde kiralama ve itfak hakkı düzenlemelerinde ufak bir anlatacağım bir konu var. İtfak hakkı yoluyla yapılan kiralamalarda emlak vergisinin mükellefiyeti kiralamayı yapan turizm işletmesindedir. Matrah hesabına arsa payı dikkate alınmaz. Bu bir hani bilgi olarak, önemli bir bilgi olarak düşünülebilir. İtfak hakkı yoluyla yapılan kiralama hazinece yapılmışsa da zaten kadereden muaf. Bu da kadere 17'ye 4 kendinde belirtilmiş. Size anlatabileceğim konaklama testlerinde sektör olarak ayrı düşünülebilecek konulardan bir tanesi de amortismanlardaki uygulama. Amortisman uygulamasında eğer turizm işletme belgeniz varsa slide'da göreceğiniz kodlardan 59 nolu koda tabi olarak amortismanlarınızı yerleştirebiliyorsunuz. Bu da en çok turizm işletmelerinde cam ve porselen eşya kullanımı çok yoğundur bizlere. Çok fazla tüketilir ve çok fazla alım yapılır. Bunda bir esneklik göstererek eğer turizm işletme verdiğiniz varsa 4 yılda %25 oranında giderleştirebiliyorsunuz. Diğer özellikli bir konuda yüz banyo havluları, devresim ve çarşaflarda ve yastık kılıklarında %50'lik
sormak istediğim bir şey varsa bu amacı olarak yardım edebileceğim ya da sorularınızı cevap verebileceğim bir şey varsa. Soru. Hatırlayamıyorum ama daha öncesinde bu yapılabiliyordu ama son uygulamayla kesinlikle ilgili konsolosluğa kesilmek zorunda. Kişisel olarak bu kademe istisnasını uygulayamazsınız, yanlış. Yani bu bir İran konsolosluğuysa İran konsolosluğuna özür dilerim kesebilirsiniz faturayı ve istisnayı uygulayabilirsiniz. Ama bir makam şoförü adına kestiğiniz bir faturada asla kaderiz. Makam şoförünü işte konsoloslar kesti. Tamam, uygulayabilirsiniz. Doğru bir uygulama. Kesinlikle doğru bir uygulama. Alanya'da tepkili ait sistem olacak var. 818 diye var. Evet. Ne ait? Altın işleri sayıyor ve o yüzden bir kader var. Evet. Bunu neye verdi? Hangi şey? Ben aldım bu ama bu neye verdi? Şimdi şöyle bir şey, her şey dahil sistemde %8 zaten açıkçası turizmi teşvik etmek üzere %8'e zaten kademeli oranları düşürüldü sizin de bildiğiniz gibi. Antalya'da ya da Alanya'da ya da Güney'de her şey dahil sistem uygulanıyor ve mecburen %8 zaten bunun paketin içinde. Ama bu paketin içinde alkollü içkiler de var. Fakat alkollü içki alımında siz %18 kademeli indiriyorsunuz. Ama karşı tarafa rücu ettiğinizde bunun %8 rücu ederek %10 gibi orada bir stoklara aldığınız ve tükettiğiniz kadereyi indiremezsiniz. Onu, maliye bu %18 var. Onlara farkı almış. Ama orada o ay ya da ilgili dönemde tükettiğiniz stokların kaderesini indiremezsiniz. Ben %8 miktarlar kadar. Evet arkadaşlar, başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Buyursun hanım. Otel Mayıs'ta
Biraz daha yüksek sesle söylesin. Dinliyoruz, tamam. İlk yıl işletmeye başlandıktan sonraki ilk yıl siz zorunlu olarak onları maliyetinize almanız lazım. Yani gider olarak yazamazsınız. Ondan sonra ihtiyari bir durum söz konusu. Bu seçimliktir. Yalnız giderleştirmeyi değil, aktifleştirmeyi seçtiyseniz ya da diğer yöntemi de seçmiş olsanız daha sonra değişiklik yapmanıza izin vermiyor yasa. Yani ilk yıl zorunlu, sonra ihtiyari ama yöntem değiştirmek mümkün değil. Başka soru var mı arkadaşlar? Soru yok galiba. Üstad, soru yoksa benim bir ricam olacak. Şimdi arkadaşlar çok kısa vaktinizi alacağımı düşünüyorum. Eğitimle ilgili beklentileriniz nedir? Ne kadarını karşıladık? Böyle minicik bir not yazarsanız biz de kendinizi geliştirmek açısından bunları kullanıyoruz. Ben sizden onu rica edeceğim. Ben sayın eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Bugün bir farkındalık yarattılar. Sağ olsunlar. Siz değerli meslektaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Katkıda bulunduğunuz için. Bir Karadenizli hocamın bir lafı var. Belki denk gelmişsinizdir. Ben severim o lafını. Karadenizli bir söz olduğunu söyledi. Sevdiğini alamıyorsanız aldığınızı sevin diye bir ifadesi var. Ben çok yani çok anlamlı bir söz aslında. Biz tesmer olarak her zaman eleştirileri açıyoruz. Eksiğimiz olabilir, gözümüzden kaçan bir şeyler olabilir. Hiç önemli. Olumlu, olumsuz her türlü eleştiriye açıyoruz meslektaşlarım. Bugün de bir sürücü lisan etmişsek affola. Eğitime bu saate kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Hocalarıma da çok teşekkür ediyorum.